Evet, yönünden değerlendirebilirsin. Doktor da siyasetin inceliklerine gelebilmek tababette yazmayan şeylerdir. Şimdi bakın, Sayın Burhan Kuzu ile bu konuyu konuştum. İnternet sitelerinde bir şey yayınlanıyor. Dedim ki hocam böyle siz Milliyetçi Hareket Partisi bu anayasa değişikliğinde başkanlık sistemi olduğu takdirde Milliyetçi Hareket Partisi biter mi diye söyledim. Söylediniz mi? Benim dedi televizyondaki yaptığım konuşmada herhangi bir şekilde böyle bir ifadem yoktur. Sadece ifade ettiğim konuşudur. İki aday arasında yapılacak bir çekişmedir. Burada birinci parti ile ikinci partinin adayları tespit olur. Eğer cesaret edip de ikinci partinin genel başkanı aday olabilirse hayır, sistem o şekilde hanımefendi. Anayasa öyle yazmıyor ama yani bilemiyorum buradaki sos olsun diye mi söylüyorsunuz? Bunu anlayamıyorum. Şimdi birinci parti, ikinci parti kısım olur. Ama şunu bir kere iyi bilmek lazım. Açıkça söylüyorum, birinci parti dediğimiz bugün AK Parti birinci parti. Ama yarın başka parti olabilir. Ama geçmişteki geleneklere baktığımızda değerli arkadaşlar, bu tarafa, sayın değerli arkadaşlar, sayın Ertaş'ı dinleyelim. Değerli arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partisi 1950'den bu tarafa olamamış. Bundan sonrakileri görüyoruz. Geçmişteki geleneklere de bakıyoruz. Bundan sonra da olabileceği imkanı görmüyoruz. Ama söylemlerini değiştirirlerse, millete giderlerse, kimilerinin oyunu sayarak, kimilerinin oyunu tartarak değil de milletin oyunu gerçekten her bir oyu birbirinden kıymetli olarak gördükleri takdirde bugün dün Sayın Genel Başkan Kılıçdaroğlu diyor ki %60 da oy alsa o oylar niteliksiz olduğundan dolayı geçersizdir diye gazeteciler söylüyor. Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki %98 de olsa değerli arkadaşlar, o kadar yanlış şeyler söylüyorsunuz ki, o kadar söylediğiniz yanlışlar var ki, ya niye bu kadar bağırıyorsunuz? Değerli arkadaşlar, yanlışınıza basmıyoruz. Değerli arkadaşlar, yanlış olabilir ama değerli arkadaşlar, Sayın Elitaş'ın açıklamalarından sonra Sayın Özkan'a söz vereceğim. Siz Burhan Kuzu'yu Facebook'tan burada eleştiriyorsunuz. Facebook'ta MHP hakkında şöyle diyorsunuz. Burhan Kuzu'da MHP yazıyor mu? Sayın Erkek, Burhan Kuzu'da MHP yazıyor mu kitapta? Değerli arkadaşlar, niye çarpıtıyorsunuz? Değerli arkadaşlar, ya gözüm kardeşim, bakın Sayın Burhan Başkan. Kuzu'nun kitabında MHP yazıyor mu? Sayın Başkanım, arkadaşlar, ya bakın, Sayın Başkanım, niye bu kadar sabırsızsınız? Niye bu kadar tahammülsüzsünüz? Niye bu? Ya yanlış da olabilir. Kardeşim, buradaki atılan saçmalıklara, biz hepsini dinliyoruz. Hiç de itiraz etmiyoruz. Bakın, müsaade edin. Sayın Burhan Kuzu ile konuştum. Bugün AK Parti birinci partidir. Yarın başka parti birinci parti olabilir. Ama şu gerçek var. Bu sistem içerisinde eğer bir partinin genel başkanı normal şartlar altında cumhurbaşkanı adayı olmak gereğini, ihtiyacını hissedecektir. 2019 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerde göreceğiz. Partilerin cumhurbaşkanı adayı olmaya cesaret edecekler mi, etmeyecekler mi? Çünkü bu sistemde cumhurbaşkanı adaylığıyla milletvekili adaylığı aynı gün olduğundan dolayı cumhurbaşkanı adayı olan kişi milletvekili adayı olamayacak. Yani şimdi başka partilerin genel başkanları düşünsün. Ben milletvekili de seçilemem mi acaba diye. Bunlar olabilir. Ya yapmayın, bizim genel başkanımız da olabilir. Bizim genel başkanımız da olabilir arkadaşlar. Ya niye bu Bahçeli konusunda yapıyorsunuz? Bırakın herkesin kendi partisini yapın. Bakın değerli milletvekillerim. Haydar, sen genel kurulda yapıyorsun, bunu da yap. Değerli milletvekillerim, Sayın Burhan Kuzu'nun hiçbir partiyle ilgili yaptığı bir görüşme, yaptığı bir beyan yoktur. Sadece genellikle iki aday yapacağından dolayı, iki turlu seçim sistemi olduğundan dolayı ikinci turda iki yüksek oy almış aday bu mücadeleyi yapacaktır diye ifade etmiştir. Ve başka bir siyasi partinin diğer bir siyasi partiyle ilgili böyle bir şekilde yapmasından
yakışıksız buluyorum. Eğer siz bir siyasi partinin genel başkanını veya onların yaptığı siyasetlerini eleştirebilirsiniz. Ama başka bir siyasi partinin, başka bir siyasi parti üyesi tarafından değerlendirmeye, teraziye koymasını yakışıksız buluyorum. Onun için değerli arkadaşlarımızın bu yaptıkları söylemleri uygun bulmadığımı ifade etmek istiyorum. Burhan Hoca'ya haksızlık yapıyorsunuz. Burhan Hoca yarın bir gün herhalde internet sitelerinde açıklamış bulunuz. Teşekkür ederim. Sayın Başkanım teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar söz sırası Sayın Tuncay Özkan'da. Sayın Özkan kaç numara? Sayın Özkan buyurun. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Sayın Özkan buyurun. No comment. Bir. Sıkça anlatılan bir fıkra vardı Ergenekon'da. Her seferinde çok gülerdim. Adam kümesten çıkarken koynunda tavuklar, kucağında yumurtalar yakalanmış. İlla bağırıyormuş, avukatımı çağırın diye. Ahali demiş ki avukatı ne yapacaksın? Ne olacak da kurtulur? Ben de ne söyleyeceğini çok merak ediyorum demiş. Şimdi ben de Burhan Sayın Özkan avukat olarak cevap vereyim. O hikayenin orijinali o değil ama. Bir dakika efendim ben anlatayım. Sanık olarak anlattım. Buradan Sayın Elit, ben buradan Burhan Kuzu'yu dinledim. Arkadaşlar Burhan Kuzu'yu CNN Türk'te dinledim. Dedi ki ben bunları Sayın Maliyeci'nin söylediği gibi söylemedi. Dedi ki ben bunları kamuoyuna atıyorum. Tartışılsın istiyorum dedi. Bunda ne kötülük var? Sistem olarak soru öyle soruldu. Ahmet Hakan kendisi öyle sordu. Evet efendim öyle sordu soruyu. O da dedi ki ben bir bilim adamıyım. Atıyorum tartışılsın istiyorum. Bunda bir şey kötülük yok. Bunlar benim şahsi görüşlerim. Bitti. Şimdi buradaki temel sorunumuz bu maliyeciler falan filan böyle konuşurlarken geniş zaman kipi içinde konuşuyorlar. Ben beyefendiyi Anavatan Partisi'nde politika yaptığı zamanlardan da biliyorum. Temel sorunumuz şu. Zaman çok geniş bir kavram. Yani gözünüzü kapatın ve meclisin olmadığını düşünün. Böyle zamanlar da var. Meclisin olmadığı zamanlar da var. Ama o bir kabusa dönüştüğü için açıp daha rahatlamak, meclisli bir Türkiye'de yaşamak için herkes bir önce gözünü açar. 1950'den sonra bana sağ siyasi partilerden kim tek başına iktidar olmuş, kim söyleyecek? Koalisyon, Adalet Partisi, Milliyetçi Cepheleri kurarken karşısındaki güç kim? Cumhuriyet Halk Partisi. Milliyetçi Cephe kimlerden oluşuyor? MHP, MSP, Adalet Partisi ve diğerleri. Şimdi siyaseti böyle bir slogan olarak aktardığımızda çoğu zaman kuşaklar yanlış etkileniyor. Siyaset Türkiye'yi yönetme sanatı. Yönetilmiş, gayet de güzel yönetilmiş. Emeği geçen herkese çok şükranlarımızı sunmak zorundayız. Biz de tek başımıza iktidar olmuşuz. Kısa dönemli. Koalisyonlar kötü bir şey değil. Olmuş bitmiş. Tek başına iktidarlar da kötü değil. Biz bütün bu yaşadığımız kaosun içinden yepyeni bir enerjiyle Türkiye'yi ileriye taşıyabilecek yeni bir modeli ortaya koyabiliriz. Bence çözümsüzlük diye bir şey yok. Bence burada bittik, aman başka seçenek yok diye bir şey yok. Seçenekler sınırsız ve sonsuz. Çözüm sonsuz. Kendimizi sıkıştırmaya gerek yok. Yani evet çözüyoruz, burada bir sıkıntı yok. Arkadaşlar hiç problem yok. Hiç problem yok arkadaşlar. Bakın diyor eski sorun değil, ona da arkadaşımıza da şey yaparız. Felsefede bir kural var. Felsefe diyor ki yanlış başlayan şey yanlış biter. Ve ne yaparsanız yapın bunu düzeltemezsiniz. Öyle şey olur mu efendim diyebilirsiniz. Türkiye'de çok deniyor. Öyle şey oluyor. Şimdi benim önerim şu. Ben diyorum ki Sayın Cihaner'in bıraktığı yerden devamlı. Arkadaşlar 121. 122. değişikliği yapıyoruz. 12 Eylül Anayasası dediğimiz şeyde. Bugüne dair bir şey değil. Christoph Kolomb'un yumurtası değil yaptığımız şey. Bizden önce 122 kez yapılmış bir şeyi tekrarlıyoruz. Gelin bunu yamalı bohça halinden çıkartalım. Gelin bunu hep birlikte birincisinden son maddesine kadar çağımızın, gelecek çağın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yeniden yapalım. Nasıl yapalım?
Dünyada modern ulusların, geleceğini çocuklarını seven ulusların yaptığı şekilde yapalım. Ne yapalım? Bir anayasa yapıcılar meclisi seçelim önce. Gitsinler, bu anayasa yapıcılar meclisi çalışsınlar bizim dışımızda. Onlar bir daha hiç milletvekili olma ya da iktidar olma hayali kurmayan insanlar olsun. Çalışsınlar, bize getirsinler. Bu emek bizi bugünkü krizden kurtarır. Ha, direnirsek ne olur? Yanlış başlayan şey, yanlış biter. Peki, biz bütün bu yapının içerisinde, biraz önce Cihaner söyledi. Bakın, 6 yıl önce cezaevinde kaldım. Yılanın başı Amerika'da, kuyruğu Türkiye'de, burayı karıştırıyor dediğim için. Beyefendi televizyon gezdi, küfretti. Beyefendi, başka arkadaşlar da küfrettiler. Sorun şu, onlar o zaman o kadarını görebiliyordu, şimdi daha genişini görüyor. Kavramı doğru kullanırsak. Peki, peki efendim. Peki, peki beyefendi madem, tamam ben şöyle konuşayım o zaman. Tabii efendim. Şöyle efendim. Peki, küfretti demeyin. Eleştiri değil. Biz de eleştiri. Değil. Özür dilerim. Öyle tanımlamayın. Sözümü gel. Bir dakika. Arkadaşlar. Yanlış bir kavram kullandım. Düzeltiyorum. Ben kendim için çok ağır gördüm de. Yanlış bir kavram kullandım. Düzeltiyorum. Ben kendim için ağır bulduğumdan sözlerinizi öyle nitelendirdim. Ben kendimce onu küfür gibi değerlendirdim. Güzel. Diledim efendim. Ya bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar. Zaman öyle bir şey ki arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar, zaman öyle güzel bir kavram ki insanlara yaptıklarıyla yüzleşme fırsatı tanıyor. Bugün bunun kavgasını verecek bir durum yok. Biz kendi acılarımızı, hayatımızdaki büyük acıları biriktire bu noktaya geldik. Arkadaşlarımız öldü. Naci Hoca orada oturuyordu. İşkence gördü 12 Eylül'de. Başka insanlar öldüler. Bizim arkadaşlarımız öldüler. Ben 12 Eylül'de de işkence gördüm. Daha sonra da geldim. 40 yaşımda aynı şeyle gene karşılaştım. Bakın tekrar uyarıyorum. Doğruyu bulmak için yeteri kadar acı biriktirdik. O öyle dedi, bu böyle dedi. Dese ne olur, demese ne olur. Tarih her şeyi ortaya koyuyor. Bugün bizim buradaki bakış açımız önemli değil. Büyük bakış açısı önemli. Halk her şeyi gözlüyor, görüyor. Halkına güvenmeyen bir sistem ahmaktır. Halkına güvenmeyen, ona inanmayan bir sistemin bir adım sonrası yoktur. Halktan büyük hiçbir şey yoktur. Biz hepimiz insanız. Hepimizin aklı onun aklından büyük olabilir mi? O yüzden diyoruz ki bir kişiye, bir kuruma değil, gelin bunu milletin kendi iradesine teslim edelim. Bakın bugün öyle yapın, inşallah öyle olsun. Bugün orada bir bakın 9. maddeyi konuşuyoruz. Cumhurbaşkanı'nın cezai sorumluluğu. Cumhurbaşkanının cezai sorumluluğunu sorumsuzluk olarak tanımlayalım. Bugünkü realitede farklı olmaz ki. Ama bu doğru olmaz. Ona yapılan bir kötülük olur. Ondan sonrakilere yapılacak bir kötü olur. Namuslu insanları yoldan çıkartırız. Namuslu insanları yoldan çıkartmaya gerek yok. Herkes gibi denetlensin. Ama bunu bir siyasi yarış haline dönüştürmeden yapalım. Bakın, İsmet Özel'in çok sevdiğim bir mısrası var. Diyor ki, biz bir şeyleri anlamamaya yemin etmiş gibi yaşıyoruz. Birbirimizi anlamaya yemin edelim. Birbirimizi anlamaya, birbirimizi tanımaya yemin edelim. Bakın, size bir örnek vereceğim. Obama Nisan ayında Anayasa Mahkemesi'ne bir yargıç atayacaktı. Geçen Nisan ayında. Dedi ki, arkadaşları çok bastırdılar. Fırsat bu fırsattır arkadaş dediler. Hemen atar. Dedi ki hayır, bu ahlaki bir şey olmaz. Ben atamayacağım. Seçilen başkan atasın. Ve atamayı yapmadı. Oysa o atayacağı kişi 15 yıl boyunca kalacak. Arkadaşlar, herkesi biz seçiyoruz. Ya parti seçiyor ya Sayın Cumhurbaşkanı seçiyor. Bakın, tekrar ediyorum. Kin üzerinden, acılar üzerinden siyaset yapmaya kalkarsak
gelecek kuşaklar için felaket üretiriz. HSYK'da şimdi Sayın Cihaner söyledi. HSYK'daki bütün yargıçları alacağız. Ya büyük haksızlık ya. Fethullahçı terör örgütü bu ülkenin başına büyük beladır. Evimden alınırken söylenen şeyi burada tekrarlamak isterim. Kalabalık bağırıyordu 2008 yılının 23 Eylül'ünde. Fethullah'ın itleri yıldıramaz bizleri diye. Gelin gene yıldıramasınlar bizleri. Bu mücadele sonuna kadar devam etsin. Gelin yarım kalmasın. Tamamlayalım. Ülkemizi bu kadar zaaf halde getiren bu yapıyla karşı el birliğiyle mücadele edelim. Ama bunun için gelin bu yamalı bohçaya dönmüş şeyle değil. Baştan sona doğruyla ilerleyelim. Baştan sona güzel bir şeyler yapalım. Bakın insanlık acı çekerek değil. Ama bize acı çektiren şeylere karşı mücadele ederek bugüne geldi. İnsanlığın birikimini atlamayalım. Biz de öyle yapalım. Biz de bize acı çektiren şeylerle ilgili birbirimizle yapmış olabiliriz. Sorun değil. Onları da aşacak bir aklı ortaya koyalım. Çocuklarımızın güzel yaşayacağı bir yurt için o aklı da ortaya koymak borcumuz, yükümlülüğümüz. Şimdi bulunduğumuz durum ne kadar kötü olursa olsun. Çaresizlik ve çözümsüzlük diye bir şey yok. Bakın Sayın Elitaş burada geçen gün çok ilginç bir konuşma yaptı. O kadar iyi hazırladık ki dedi. Müthiş dedi. Ben buradaydım dinledim kendisini. Kendine çok inandı. Bakın o konuşmanın 24 saat sonrasında değişiklikler geldi. Çünkü neden? Tartışma gösterdi ki bizim gördüğümüzden daha büyük bir şey var. Bu sizin arkadaşlarınız, bizim arkadaşlarımızın katkısıyla oluşuyor. Bakın burada biraz önce Eczacı Özgür Özel Grup Başkan Vekilimiz bir hukukçunun konuşabileceği yetkinlikte gördüğü bir yanlışı anlatmaya çalıştı. Ama biz olayları hep aradaki maviler ve kırmızılar olarak gördüğümüz için bir yol alamıyoruz. Sayın Özkan. Toparlıyorum efendim. Şöyle ifade edeyim. Sizi buyurun. Gerçekten bütün salondaki arkadaşlarımız hepsi çok büyük bir dikkatle dinledi. Duygularınıza da ben şahsen katıldığımı ifade etmek istiyorum. Ama... 3 dakika efendim, 3 dakika. Tamam. Evet. Efendim, ben bitiriyorum. Tamam efendim. Lütfen, lütfen buyurun. Arkadaşlar, arkadaşlar. Masada herkesin yeryüzü sofrası diye Ramazan'da bir iftarda bir sofra kuruyoruz. Açlar, toklar, tutanlar, tutmayanlar, inananlar, inanmayanlar, yanında getirenler, hiç getiremeyenler sofraya oturuyorlar. Çok şükür deyip sofradan karınları tok bir şekilde kalkıyorlar. Bu anayasa sofrasından, masasından hepimiz hangi siyasi görüşten neyi temsil edersek edelim, gelin çok şükür diyerek kalkalım. Bunun koşulu, bunun yolu bu değil arkadaşlar. Ne demek istiyorum? Masada her şeyi bir kişiye verirseniz, o kişinin adı Tuncay da olsa, Sayın Elitaş da olsa fark etmez. Yanlış burada başlar. Gelin bu masadan bu toplumun bütün fertlerinin yararlanmasını sağlayalım. Türkiye'de yurttaşlarımız arasında onarılmaz kopuş, aşılmaz uçurum yoktur. Bunu böyle değerlendirmek ve görmek isteyen güçler vardır. Bakın Mustafa Balbay orada, biz ellerimizi iki yana açtığımızda duvarlarına değdiğimiz 3 adım sonra biten hücrelerde kaldık. Ben 517 gün kaldım. Sayın Balbay galiba 60-70 gün daha fazla kaldı. 620 gün kaldı. Bakın hiçbir arkadaşınız, hiçbir abimiz, babamız, amcamız, kardeşimiz bu ülke daha kötüye gitsin, bu ülkede krallık gelsin, bu ülke tek adamın yönetimine girsin diye acı çekmedi, ölmedi. Şehitlerimiz bunun için ölmüyorlar. Tam tersine. Daha özgür olalım. Daha güçlü olalım. Daha iyi olalım. Daha iyi üretelim diye ölüyorlar, acı çekiyorlar. Şimdi tek başına gördüğümüz hiçbir rüya bu ulusun rüyası değildir. Gelin rüyalarımızı birleştirelim. Bu ulusu gelecekte çok daha güzel yaşanır bir ülke haline getirelim. Saygı ve sevgilerimi efendim. Sağ olun. Sayın Özkan teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, konuşma sırası Sayın Erol Dora'da. Sayın Başkan, bir söz almamız. Müsaitler verirseniz küfür diye bir şey söyledim. Ben efendim eleştirilerini, evet. Tek özür dilerim bir dakika arkadaşlar. Şimdi bak, beyefendi. Cevap hakkı.
Ben doğmadı. Ben size söylediğim sözlerin hepsini geri aldım. Hayır efendim. Tamam geri aldım efendim. Gerek yok. Uzamasın, sürmesin. Ben geri aldım sözlerimi. Ben geri aldım. Tamam. Peki. Sayın geri aldım. Sayın Erol Dora kaç numaraydı? Tamam. Sayın Dora buyurun. Teşekkürler Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım, değerli basın mensupları. Değerli arkadaşlar, Sayın Dora konuşmasına başladı. Sayın Dora, lütfen devam edin. Sayın Milletvekili, Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi, Sayın Dora, hepinizi beni dinlemeye davet ediyorum. Rica ediyorum aynı zamanda. Gecenin bu saatinde milletvekillerimizi, komisyonumuzu yormayalım lütfen. Ederim. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, şimdi anayasa değişiklik teklifinin üzerinde görüştüğümüz bu 10. maddesiyle mevcut anayasanın 105. maddesinde yapılan değişiklik doğrultusunda Cumhurbaşkanı'nın yargılanabilmesinin önünün açıldığı belirtilmektedir. Elbette bu değişiklik teklifinin tümü değerlendirildiğinde asıl olarak yapılmak istenen kuvvetler ayrılığının bir bütün olarak kaldırılarak yargı, yasama ve yürütmenin bir elde toplanmasına ilişkin olan bir düzenlemedir. Sayın milletvekilleri, uğultuyu lütfen biraz azaltırsanız çok memnun olacağım. Sayın muhalefet, başta sizler olmak üzere herkese. Şimdi değerli milletvekilleri, lütfen dinleyelim. Teklifin geneliyle önerilen kuvvetler mekanizmasına baktığımızda yeni sisteme göre oluşacak parlamento aritmetiği ve yüksek yargı organları üyelerinin büyük çoğunluğunu Cumhurbaşkanı'nın atıyor olması gerçeği birlikte değerlendirildiğinde Cumhurbaşkanı'na yargı yolunun açıldığı iddiasının temelsizliği ve asılsızlığı çok net bir biçimde ortaya çıkmaktadır. Bakınız, siyasilerin dokunulmazlığı ve sorumsuzluğu meselesi Türkiye'de değerlendirildiğinde anayasamız ve iç tüzüğe aykırı olarak milletvekillerimizin dokunulmazlığı kaldırıldı. Başta eş başkanlarımız olmak üzere 12 milletvekilliğimiz şu anda cezaevinde bulunmaktadır. Bu da Türkiye'de aslında bir anayasasızlaştırma döneminin sürecinin yürürlükte olduğunun da aynı zamanda sabit bir örneğidir. Tabii burada resmi siyaset mekanizmasının başına getirilen Cumhurbaşkanı'nın yargılanması meselesi de birçok yönden tartışmalı bir içeriğe sahip konulardan birisine işaret etmektedir. Bildiğiniz gibi mevcut durumda Cumhurbaşkanı vatana ihanet suçu dışında herhangi bir nedenle yargılanamamaktadır. Şimdi bu teklife göre icracı konumda bulunacak yeni Cumhurbaşkanı bu anayasa düzenlemesiyle yargılanabileceği iddia edilmektedir. Ancak gözden kaçırılmamalıdır ki getirilen değişiklikle görevdeki Cumhurbaşkanı'nın yargılanabilmesi için mecliste iki oylama yapılması gerekmektedir. İlk oylama suçlama önerisinin kabulüne ilişkin olandır. İkincisi ise Yüce Divan'a sevkin onaylanmasına ilişkin oylamadır. İlk oylamada meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu yani en az 301 milletvekili Cumhurbaşkanı yargılansın diye önerge verebilecek ve 5/3 çoğunlukla yani en az 361 milletvekilinin evet oyuyla soruşturma açılması kararlaştırılabilecektir. İkinci oylamada ise en az 401 milletvekilinin gizli oyuyla Cumhurbaşkanı Yüce Divan'a gönderilebilecektir. Değerli milletvekilleri, sırf bu rakamlara bakmak bile Cumhurbaşkanı'nın görünmez bir kalkanla dokunulmazlığının teminat altına alındığını göstermeye yetmektedir. Yani fiili durumda Cumhurbaşkanı'nın Yüce Divan'da yargılanabilmesi neredeyse imkansızdır. İşin içinde bir de milletvekillerinin aday gösterilme süreçlerinde karar verici mekanizmaların ne kadar antidemokratik olduğu eklendiğinde diğer taraftan yüksek yargı organlarının üyelerinin belirlenme süreçlerinin de ne kadar tekçi bir anlayışla yapıldığının da yanına eklediğimizde parlamentodan Yüce Divan kararının çıkması mümkün gözükmemektedir. Yüce Divan kararı çıksa bile adil yargılamanın mümkünlüğü yüksek yargı üyelerinin atama metodu bağlamında son derece şüphelidir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri,
Bildiğimiz gibi bu anayasa değişiklik teklifini hazırlayanlar Türkiye'de bir başkanlık sistemi veya Türk tipi bir başkanlık sistemi kurmak arzusuyla yola çıkmışlardır. Ancak geldiğimiz noktada iki parti arasında demokratik anayasa yapım yöntemleriyle hiçbir biçimde bağdaşmayan bir gizlilik içerisinde diğer siyasi partilerin ve özellikle partimizin temsil ettiği irade yok sayılarak yürütülen pazarlıklar neticesinde bir hukuk garabeti niteliğinde olan bu metin ortaya çıkmıştır. Bu garabettir ki, garabettir çünkü çağdaş dünya demokrasilerinin temel düsturu olan kuvvetler ayrılığı ilkesi bu değişiklik paketiyle Türkiye'den bir bakıma tamamen uzaklaştırılmış bulunmaktadır. Kuvvetler ayrılığı ilkesini ülke yönetim anlayışından çıkardığımız takdirde gelişmekte olan bir ülke konumunda olan Türkiye'nin ve 79 milyon yurttaşımızın ortak hukukunu korumamız mümkün olmayacaktır. Tabii bu düzenlemeler Türkiye hukuk devleti olmayı haline yaklaştırmak gayesi taşımıyor. Tam aksine bir bütün olarak kuvvetler ayrılığı ilkesi ortadan kaldırılıyor diyebiliriz. Kuvvetler ayrılığının kaldırıldığı bir ülkede sadece kuvvetli olanın sözü geçerli olur. Böyle bir ülkede demokratik siyasetin tüm kanalları kapatılmış demektir. Demokratik siyaset kanallarının kapatıldığı ülkelerde ise tarihle de sabittir ki illegal tepkiler, illegal muhalif hareketler daha fazla devreye girerler ve elbette bu durumda toplumsal yaşamımızın her alanda negatif, yaralayıcı, çatışmalı sonuçlar doğuracaktır. Bakınız, ülkemizin yetiştirdiği önemli hukuk profesörlerinden birisi olan Kemal Gözler bu pakete ilişkin değerlendirmelerini kaleme aldığı makalesinin başlangıcında aynı şunları söylemektedir. Ben burada bu anayasa değişikliği teklifi hakkındaki görüşlerimi kısaca açıklamak istiyorum. Bununla amacım değişiklik teklifini görüşecek anayasa kaç 26 mıydı? Buyurun. Erol Dara, Sayın Erol Dara, kusura bakmayın. Sayın Başkan, devam edin. Tabii gecenin bu saatinde fazla zamanınızı almamak amacıyla hızlı geçiyorum. Ben burada bu anayasa Kemal Gözler'den bahsediyorum. Ben burada ona atıf yaparak konuşuyorum. Onun konuşmasıdır bu. Ben burada bu anayasa değişikliği teklifi hakkındaki görüşlerimi kısaca açıklamak istiyorum. Bununla amacım değişiklik teklifini görüşecek Anayasa Komisyonu üyelerine yol göstermek veya değişiklik teklifini oylayacak milletvekillerini uyarmak değildir. Uyarılarımın işe yaramadığını bilecek kadar tecrübe sahibiyim. Amacım Türk Anayasa Hukuku Doktrininin bir üyesi olarak tarih karşısında sorumluluğumu yerine getirmekten ibarettir. İstedim ki bu değişiklik teklifine zamanında karşı çıktığım kayda geçsin. İstedim ki gelecekte bir gün birileri çıkıp da bu değişikliği eleştirdiklerinde adımı da bu değişikliğin kabul edilmesi safhasında susan anayasa hukukçularının arasında saymasınlar. Evet, hukuk profesörü Sayın Gözler böyle söylemektedir. Şimdi değerli milletvekili arkadaşlarım, bizler de 26. dönem milletvekilleri olarak özellikle bir darbe sürecinden geçtiğimiz bir dönemde gerek bölgemizde gerekse ülkemizde yaşanan alt üst oluşların, krizlerin, çatışmaların zirve yaptığı bu tarihsel süreçte uzun mücadeleler, tecrübeler ve birikimler neticesinde ortaya çıkmış olan ve evrensel düzeyde geçerliliği test edilmiş olan kuvvetler ayrılığı, hukuk devleti, demokrasi gibi temel ilkelerin Türkiye'de egemen olabilmesi için bu paketin bir an önce geri çekilmesi gerektiğine inanmaktayım. Bizler 26. dönem milletvekilleri olarak parti ayrımı yapmaksızın söylüyorum, ülkemiz adına, yurttaşlarımız ve geleceğimiz olan gençlerimiz ve çocuklarımız adına bu ağır vebalin ortağı olmayı reddetmeliyiz. Sessiz kalmayı reddeden değerli hukukçular gibi bizler de sessiz kalmamalıyız. Bu oldu bitti anayasa değişikliğine. Şunun da altını çizmeliyiz ki kuvvetler ayrılığı ilkesine sahip bir devletin en dikkat edilmesi gereken yönü bağımsız yargıdır. Yargının yürütmeden ve yasamadan ayrı olması, yargının her türlü baskı ve etkiden uzak ve siyasal çekişmelerin dışında kalmasını gerektirmektedir. Yargının hak teslim eden yapısı nedeniyle de herhangi bir etkiden bağımsız olması gerekir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri,
Orta Doğu gibi birçok kadim inancın yeşerdiği, diğer taraftan insan canının en kıymetsiz seviyelere düşürüldüğü bir coğrafyada yaşıyoruz. Bölgemizde kan dökmenin sıradanlaştırıldığı, bir insanın bir insanı öldürmesinde en vahşi ve tiksindirici yöntemlerin kullanıldığı, temel insani değerlerin ayaklar altına alındığı kirli ve uzun bir süreçten geçiyoruz. Ülkemizde bu bölgenin kaçırılmaz olarak hem coğrafi hem de tarihsel olarak bir parçasıdır. Dolayısıyla hukukun üstünlüğü ve kuvvetler ayrılığının güçlü temellere oturtulması yurttaşlarımızda da devlete ve hukuka olan güveni son derece artıracaktır. Orta Doğu'da hukukun üstünlüğünün ve demokrasinin tesis edildiği bir Türkiye'yi mümkün kılmak durumundayız. Bunu gerçekleştirebilirsek hem ülke barışına hem bölge barışına çok büyük katkılar sağlayacağız. Konuşmamı toparlıyorum Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım. Burada özellikle 2011 genel seçimleri sonrasında o zamanın başbakanı, bugünün cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan 2011 genel seçimleri sonrasında balkon konuşmasında Cumhuriyet'in kuruluş felsefesine uygun olacağı vurgusu yapmaktadır yeni bir anayasanın yapılması ile ilgili olarak. Dönemin başbakanı, bugünkü cumhurbaşkanımız basına da yansımış olan cümleleri aynen şöyledir. Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşlarının bina ettikleri Türkiye Cumhuriyeti, kuruluş felsefesini oluşturmuş şekilde muasır medeniyetler seviyesine ulaşmıştır. Milli irade üzerindeki vesayet, hukuk dışılık, üstünlerin sultası yine tartışmasız şekilde kaybetmiştir. Bize oy verenlerin de vermeyenlerin de yaşam tarzları ve inançları onurumuz, namusumuz ve şerefimiz olacaktır. Bundan hiç kimsenin kuşkusu, şüphesi, tereddüdü olmasın. Özgürlükler çok daha genişleyecek, herkes fikrini çok daha rahat ifade edecektir. Başladığımız hiçbir işi yarım bırakmadık. Milli birlik ve kardeşlik üzerinde annelerin gözyaşlarını, gençlerin akan kanlarının durdurulması için çok daha büyük bir gayretle çalışacağız. Bölgesel ve küresel meselelerde çok daha açık olacağız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bölgemizde hak, hukuk, barış, adalet, özgürlük ve demokrasi diyeceğiz. Evet, o dönemin başbakanı, bugünkü cumhurbaşkanımız yeni anayasa temel hak ve özgürlüklere ilişkin ifade ettiği bu görüşlerin bugün de çok önemli olduğunu vurgulamak istiyoruz. Biz de bu görüşleri tamamıyla destekliyoruz. Tabii bu ifadeler doğrultusunda atılacak pratik adımların ancak Türkiye'nin önünü açacağını düşünüyoruz. Türkiye'yi barışa, huzura ve istikrara kavuşturmak, evrensel temel hak ve özgürlükler çerçevesinde özgürlükçü yöntemlerle özgürlükçü anayasalar yapabildiğimizde mümkün olabilecektir. Maalesef getirilen bu teklif yukarıda vurgulanan görüşlerle tamamen tezatlık içermektedir. Getirilen bu düzenleme tamamen hukuk Sayın Dora ve kuvvetler ayrılığını son cümlemi ekstradan bir bonus kazanmış oldu. Buyurun. Son cümlelerimi söylüyorum. Buyurun. Getirilen bu düzenleme laik, demokratik, sosyal bir hukuk devletinin güvencesi olan kuvvetler ayrılığını tamamen bertaraf etmektedir. Bütün bu yetkileri Cumhurbaşkanlığı makamında toplamaktadır. Bizim arzumuz kuvvetler ayrılığının bütünüyle yürürlükte olabileceği, eksiksiz yerine getirileceği ve ayrıca Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Beyannamesi ve Kopenhag siyasi kriterleri dikkate alınarak Türkiye'deki bütün farklı inanç, etnik grup ve bütün farklılıkları kapsayacak, herkesin işte bu benim anayasamdır diyebileceği yeni sivil demokratik çoğulculuğu esas alan yeni bir anayasanın yapılmasıdır. Bu konuda bu önergenin bir an önce geri çekilerek bu bağlamda yeni bir anayasanın yapılmasını bir kez daha Türkiye kamuoyunun önünde dile getiriyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Dora, teşekkür ediyorum. Söz sırası Sayın Murat Emir'de. Sayın Emir kaç numaraydı? 34. Pardon. Sayın Emir buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Aslında gelecek nesillerimize umut vermeyen
Türkiye'ye bir umut vermeyen ve her yerinden tel tel dökülen bir hukuki metinle karşı karşıyayız. Bu hukuki metini ne Türkiye'nin ne de meclisimizin ne de komisyonumuzun aslında tarafından tartışılmayı hak etmediğini söylememiz lazım. Ama yine de her şeye rağmen madem ki siz kendinize yakıştırıp getirdiniz bu metni, biz de bu metindeki aksaklıkların hepsini yeri geldikçe en azından tutanaklara geçirmek bakımından ifade etmek durumundayız. Değerli arkadaşlar, burada Cumhurbaşkanlığı'nın cezai sorumsuzluğunu konuşuyoruz. Sorumluluğun nasıl olacağını konuşuyoruz. Ama görüyoruz ki Cumhurbaşkanlığa delinmesi imkansız bir zırh giydiriyoruz. Niye? Bu ihtiyacı nereden duyuyoruz? Siyasal bir değerlendirme yapayım. Özellikle 17-25 sürecinde ve belki de çözüm sürecinde yaşanan sıkıntılar bir daha olmasın diye ve iktidarın da sürekli sizde kalacağını varsayarak seçilecek Cumhurbaşkanı'na olağanüstü dokunulmazlık yetkileri veriyorsunuz. Şimdi çok temel bir hata var. O da şudur. Şöyle bir yaklaşım var. Deniyor ki zaten Cumhurbaşkanı sorumsuz. 82 Anayasası Cumhurbaşkanlığı vatana ihanet dışında herhangi bir şeyle sorumlu tutmanın olanağını vermiyor. E biz bakın daha çok genişletiyoruz diyorsunuz. Ama bu tam bir aldatmaca. Bunu hiç kimseye anlatamazsınız. Çünkü buradaki Cumhurbaşkanıyla sizin getirdiğiniz rejim değişikliğindeki Cumhurbaşkanı aynı Cumhurbaşkanı değil. Buradaki Cumhurbaşkanı olağanüstü koşullarda hazırlanmış bir darbe döneminden sonra devlet başkanı olmuş, sonrasında cumhurbaşkanı olmuş ve birçok suça karışmış bir cumhurbaşkanını korumaya dönük olarak zırh giydirilmiş bir cumhurbaşkanıydı. Ama oradaki cumhurbaşkanı aynı zamanda her ne kadar yetkileri bir parlamenter sisteme göre geniş olsa da en nihayetinde devletin başıydı ve yürütmedeki gücü sınırlıydı. Oysa ki siz bu değişiklikle yürütmedeki bütün güçleri Cumhurbaşkanı'na veriyorsunuz. Artık o Cumhurbaşkanı bir yerde başbakan gibi çalışıyor. Bakanları atıyor, kararname çıkarıyor, üst düzey memurları atıyor, valileri atıyor. Onun dışında anlaşma aktediyor, aklınıza gelecek her türlü yürütme etkisini kullanıyor. Ama siz ona sadece kıyaslarken 82 Anayasası'ndaki birkaç atama yapabilen Cumhurbaşkanı'nın sorumsuzluğuyla kıyaslıyorsunuz. Bu bir defa bir tam bir saptırmaca. Değerli arkadaşlar, şimdi Sayın Emir, bu lütfen toparlayalım. Tamam, ben maddeyle ilgili konuşacağım. Şimdi burada sorumsuzluğu geniş tutmuşsunuz. Göreviyle ilgili ilgisiz ayrımı yapmamışsınız. Bu çok büyük bir garabet. Bakın 82 Anayasası'nda Bakanlar Kurulu'nun yani yürütmenin göreviyle ilgili konularda Yüce Divan'a gideceği, göreviyle ilgili olmayan konularda da milletvekili gibi dokunulmaz olacağı belirtilmiş 83. maddeye göre. Oysa ki burada Cumhurbaşkanı'nın göreviyle ilgili olsun olmasın bütün suçlarından yargılanmasının önü tıkanıyor. Burada bir ayrım yapılmamış olması bile büyük bir hata. Sonra ömür boyu dokunulmazlık veriyorsunuz. Ömür boyu. Görevin bir bittikten sonra da yargılanmasının önünü kapatıyorsunuz. Bu bana geçici 15. maddeyi hatırlatıyor. 82 Anayasası. Şunu unutmayın. Bütün diktatörlerin ömür boyu korumaya ihtiyacı vardır. Çünkü işledikleri suçlar o kadar çoktur ki onlar ölene kadar bir gün yargılanma korkusuyla yaşarlar. Mesela ağır cezalık suçüstü durum olursa ne olacak? Bunun ötesinde normalde yürütmede biliyorsunuz onda bir üyenin teklifiyle ve salt çoğunlukla Yüce Divan'a gönderilirken burada getirdiğiniz en nihayetinde 3/2 çoğunluk ihtiyacı. 3/2 çoğunluğu Cumhurbaşkanı'nın atayacağı bir meclis, yani aynı anda seçimin yapıldığı, aynı anda milletvekili listelerini taraflı Cumhurbaşkanı'nın yazdığı bir mecliste 3/2 çoğunluk bulunacak ve o Cumhurbaşkanı yargılanacak. Bunun olanağı var mı arkadaşlar? Buna kim inanır? Peki kim yargılayacak? Cumhurbaşkanı'nın atadığı Anayasa Mahkemesi.
Cumhurbaşkanının yetkileri bunlarla da bitmiyor. Bir sonraki maddede söz almayacağım için iki cümlede onun için söyleyeyim. Cumhurbaşkanı o kadar yetkili ki bir de dokunulmazlık dağıtacak. Dilediği kişiyi Cumhurbaşkanı yardımcısı, dilediği kişiyi bakan yapacak. O bakan dokunulmaz olacak. Hiç olmazsa orada bir görev ayrımı yapmışsınız. Yani göreviyle ilgili konularda Cumhurbaşkanı gibi, göreviyle ilgisiz konularda milletvekili gibi dokunulmaz olacak. Peki o kişi, yani seçilecek Cumhurbaşkanı'nın bu yetkiyi iyi niyetli kullanacağını nereden biliyoruz? Suç işlemiş, suç işleme potansiyeli olan, suç işleme iddiaları olan yargılanacak kişileri bu kapsama alıp bakan atadığı zaman yargının önünden kaçırmış olacak mı, olmayacak mı? Sayın Emir Topal. Bu bir tartışmaya açık bir konudur. Mesela o bakanlar meclise gelecekler, toparlıyorum Sayın Başkan, meclise gelecekler, yemin edecekler. 98'lik değişiklikle meclise gelecek, yemin edecek, ondan sonra da Cumhurbaşkanı'nın atadığı için dokunulmaz olacak. Yani bizim milli iradeyi temsil etmemizden dolayı millet adına kullandığımız dokunulmazlık yetkisi aynen o bakanların uhdesinde olacak. Peki aynı zamanda ne dediniz, bir değişiklik yaptınız? Genel görüşme yapılırken o bakanlar gelip mecliste meclisi dinleme zahmetine bile katlanmayacaklar. Bakın bunun altını çiziyorum ve sözlerimi sonlandırıyorum. Meclise gelecek, yemin edecek, dokunulmaz olacak ama meclis kendisi hakkında, kendi görevi hakkında bir genel görüşme yaparken meclisin koltuğuna gelip oturmayacak bile. Sizi dinlemeye dahi tenezzül etmeyecek bir cumhurbaşkanı. Değerli arkadaşlar, gecenin bu vaktinde daha fazla uzatmak istemiyorum. Sabrınız için teşekkürler. Sayın Emir, teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, divanımıza gelen bir önerge var. Önergeyi okutuyorum. Kaç? Anayasa Komisyonu Başkanlığı'na görüşülmekte olan 2/1504 esas numaralı kanun teklifinin 9. maddesi üzerindeki görüşmeler neticesinde konu açıklığa kavuşmuş olduğundan maddenin oylamasına geçilmesini arz ve teklif ederiz. Murat Alparslan, Ankara Milletvekili, Haydar Ali Yıldız, İstanbul Milletvekili, Adem Yeşildal, Hatay Milletvekili. Gerekçe: bir konu üzerindeki görüşmelerin ila nihaya devam etmesi mümkün değildir. Ayrıca görüşülen konuda vuzuğa kavuşması nedeniyle iş düzün 26. maddesi gereğince iş bu değişiklik önergesi verilmiştir. Değerli arkadaşlar, önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, kabul edilmiştir. Değerli arkadaşlar, kifayetli müzakere önergesi kabul edilmiştir. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, kabul edilmiştir. Diğer maddeye devam eden diğer maddeye geçiyoruz. Maddeyi okuyalım. Madde 10. 2709 sayılı kanunun 106. maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Eski 11, yeni 10. Müteselsilen. Eski 11, yeni 10. Evet. F. Cumhurbaşkanı yardımcıları, Cumhurbaşkanı'na vekaletle bakanlar. Madde 106. Cumhurbaşkanı seçildikten sonra bir veya daha fazla Cumhurbaşkanı yardımcısı atayabilir. Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması halinde 45 gün içinde Cumhurbaşkanı seçimi yapılır. Yenisi seçilene kadar Cumhurbaşkanı yardımcısı Cumhurbaşkanlığına vekalet eder ve Cumhurbaşkanı'na ait yetkileri kullanır. Genel seçime bir yıl ve daha az kalmışsa Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimi de Cumhurbaşkanı seçimiyle birlikte yenilenir. Genel seçime bir yıldan fazla kalmışsa seçilen Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi seçim tarihine kadar görevine devam eder. Kalan süreyi tamamlayan Cumhurbaşkanı açısından bu süre dönemden sayılmaz. Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimlerinin yapılacağı tarihte her iki seçim birlikte yapılır. Cumhurbaşkanının hastalık ve yurt dışına çıkma gibi sebeplerle geçici olarak görevinden ayrılması hallerinde Cumhurbaşkanı yardımcısı Cumhurbaşkanı'na vekalet eder ve Cumhurbaşkanı'na ait yetkileri kullanır. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar Cumhurbaşkanı tarafından atanır ve görevden alınır. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakan olarak atanırlarsa üyelikleri sona erer. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar Cumhurbaşkanı'na karşı sorumludur. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında görevleriyle ilgili suç işledikleri iddiası ile Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının saz çoğunluğunun vereceği önerge ile soruşturma açılması istenebilir. Meclis önergeyi en geç bir ay içinde görüşür
ve üye tam sayısının 5/3'ünün gizli oyuyla soruşturma açılmasına karar verebilir. Soruşturma açılmasına karar verilmesi halinde meclisteki siyasi partilerin güçleri oranında komisyona verebilecekleri üye sayısının 3 katı olarak gösterecekleri adaylar arasından her siyasi parti için ayrı ayrı hak çekme suretiyle kurulacak 15 kişilik bir komisyon tarafından soruşturma yapılır. Komisyon soruşturma sonucunu belirten raporunu 2 ay içinde meclis başkanlığına sunar. Soruşturmanın bu sürede bitirilememesi halinde komisyona bir aylık yeni ve kesin bir süre verilir. Rapor başkanlığa verildiği tarihten itibaren 10 gün içinde dağıtılır. Dağıtımından itibaren 10 gün içinde genel kurulda görüşülür. Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının 3/2'sinin gizli oyuyla Yüce Divan'a sevk kararı alabilir. Yüce Divan yargılaması 3 ay içerisinde tamamlanır. Bu sürede tamamlanamazsa bir defaya mahsus olmak üzere 3 aylık ek süre verilir. Yargılama bu sürede kesin olarak tamamlanır. Bu kişilerin görevde bulunduğu sürede işlediği iddia edilen suçlar için görevi bittikten sonra da bu madde hükmü uygulanır. Yüce Divan'da seçilmeye engel bir suçtan mahkum edilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı veya Bakanın görevi sona erer. Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanlar göreviyle ilgili olmayan suçlarda yasama dokunulmazlığına ilişkin hükümlerden yararlanır. Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri ve yetkileriyle teşkilat yapısı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenir. Maddenin görüşmelerine başlıyoruz. Söz sırası... Buyurun, buyurun Sayın Başkanım. Önümüzdeki metinde çerçeve 11. madde. Bir saniye, 21, 21 değil mi? 21. Başkanım bir dakika, başkanım bir dakika. Sayın Elitaş. Bizim önümüzdeki teklifte buyurun. Çerçeve 11. madde. Burada yazan 10. madde. Biz buna takipte zorlanıyoruz. Lütfen Sayın Özel bir tek mesele. Kimin yüzünden olduysa önemli değil. Ama şunu söylüyorum. Bu kanun maddesi, anayasa değişikliği teklifi oylarla çıkarıldı o metin. Ama metnin tümü oylanmadığından dolayı o çıkarmayı buraya yansıtmak yanlış bir iştir. Eğer uygun görürseniz, uygun görürseniz bu maddeleri çerçeve madde halinde devam edelim. Devam edelim. Çünkü ne olduğunu takip edemiyoruz. Tamam evet, Sayın Başkan. O zaman ben başkan yani başkanlık divanı olarak şunu izah edeyim. Teklif numarası. Teklif numarası. Teklif numarası 11 olan maddeyi konuşuyoruz ve bundan sonra bu 11'i esas alarak 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21 olarak devam edeceğiz. Şu an 11. maddenin görüşmelerine başlıyoruz. Söz talep eden Sayın Mustafa Akaydın. Sayın Akaydın kaç numara? 15. Buyurun Sayın Akaydın. Sayın Akaydın buyurun. Buyuramıyoruz efendim. Susmaları lazım sayın milletvekillerimizin. Buyurun. Şimdi Sayın Akaydın siz de haklısınız. İki tane grup başkan vekili karşılıklı konuşunca sizi müdahale etmeniz lazım. Evet. Buyurun. Buyurun Akaydın. Sayın Akaydın. Sayın Başkan hala süre 59'dan başlıyor. 59'dan başlıyor. Hayır başlayamadım. Ya 1 dakika şey oluyor. Öyle mi? Arkadaşlar o süreye bir bakın. O süre şimdi şöyle değerli arkadaşlar 60 değil de 59 diye başlıyor ya saniyeleri görmüyorsunuz tabii siz. Evet. Sayın tekrar başlatalım. Bir saniye arkadaşlar. Evet 59'dan başlamış anlattı ya. 58 değil. Bak. Değerli arkadaşlar, sistem 60 kabul etmiyor. Sistem 59 kabul ediyor. Sayın Akaydın kaçtı numara? 15.
Sayın Akaydın, buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım. Yaklaşık bir haftayı geçkin bir süredir anayasa değişikliği üstünde ilginç konuşmalar yapıyoruz, tartışıyoruz. Kaç oldu? Bu akşam çok güzel bir konuşma dinledim. Benden 3 önceki konuşmacı Tuncay Özkan kardeşini kutluyorum. 517 gün tutuklu kalmış, siyasi tutuklu olarak kalmış bir arkadaşımızın, böyle hücrede kalmış bir arkadaşımızın böyle önemli bir siyasi gündemde bu kadar uzlaşmacı, bu kadar öfkesiz, bu kadar hümanist bir konuşma yapmış olması beni çok etkiledi. Zannediyorum hiçbirimiz onun bu performansına ulaşamayacağız bugünlerde diye düşünüyorum. Değerli arkadaşlar, bir akıl tutulması içindeymişiz gibi geliyor. Klasik deyimiyle anayasa bir toplumsal uzlaşma metni. Neden bu kadar aceleye getiriyoruz? Bunu anlamakta ciddi güçlük çekiyorum. Defalarca burada ifade edildi. Bir kez de ben ifade etmek istiyorum. Böyle ciddi bir sözleşme, böyle ciddi bir metin. Üstelik 1982 darbe anayasası bugüne kadar 83 maddesi 117 kez değişikliğe uğramış. 7 kez anayasa değişikliği yapılmış. Ve biz bugün 2010 yılında değiştirdiğimiz, yani bu hükümetin değiştirdiği anayasa metninde üstüne yeni bir metin oluşturmaya çalışıyoruz. Acaba nedir bu aciliyet? Nedir buna ihtiyacımız? Var mı böyle bir şey diye? Gerçekten bir akıl tutulması içinde olduğumuzu düşünüyorum. Değerli arkadaşlar, eğer anayasayı gerçekten değiştirmek gerekliliği varsa, bunu yapmak için benden önceki konuşmacı arkadaşlarım da ifade ettiler. Bu konunun önemli alakadarlarını neden bu salonlarda bir araya getirmiyoruz? Neden hukuk profesörlerini tartıştırmıyoruz? Neden barolar bildiğini dinlemiyoruz? Niye değişiklikleri bunun üstüne oturtmuyoruz diye bunu Tuncay Özkan kardeşim de dile getirdi. Bir kez de ben vurgulamak istiyorum. Basını izliyorum. Televizyon kanallarına bakıyorum. Sayın Başkan, dinlemenizi de rica ediyorum bu arada. Sayın Başkan, dikkatinizi bana vermenizi diliyorum. İzliyorum. Anayasa profesörü ünvanı taşıyan, siyasi kimliği olmayan hiçbir profesörün, hiçbir bilim adamının bu değişiklikler hakkında olumlu bir görüş bildirdiğini görmedim. Yani isimlerini buradan okuyabilirim. Bazı arkadaşlarım terennüm ettiler. Biz onlardan çok mu biliyoruz bu anayasa değişikliğini diye düşünüyorum. Hafızamı zorluyorum hukukçu bir kişi olmadığım halde. Okuyorum, bakıyorum. 2350 yıldır anayasalar ve demokrasi dünyada bilim adamları ve özellikle filozoflar tarafından, Aristo'dan, Platon'dan başlayarak bugüne kadar irdelenmiş. Ve bunların hepsi Locke da dahil, Montesquieu da dahil olmak üzere hepsi kuvvetler ayrılığı prensibinin olmazsa olmazlığı üstüne vurgu yapmışlar. Yani eğer bir anayasa değişikliği yapılacaksa, eğer bir demokrasi sistem, bir rejim getirilecekse, bunun olmazsa olmazı özgür bir seçim ortamıdır ve olmazsa olmazı kuvvetler ayrılığıdır değerli arkadaşlar. Biz neden bunu bu kadar aceleye getiriyoruz? Neden 2010 yılında yapmış olduklarımızı bugün inkar ediyoruz? Değerli arkadaşlar, ülkemiz kan gölü. Her ay onlarca şehit veriyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri ve hükümetimiz 3 cephede birden savaşıyor. Böyle bir ortamda anayasa değişikliğinin hangi mantığı olabilir? 15 Temmuz darbe teşebbüsünün üzerinde birçok soru işareti var. Karanlık noktalar var. Yani ortam anayasa değişimi için hiç uygun değil. Ama bir kişi, bir adam dayatıyor. Parlamentonun üstünde bir vesayet var. Ve biz de bu dayatmanın altında hepimiz eziliyoruz. Arkadaşlar, bu kişi niye dayatıyor? Zaten Cumhurbaşkanlığı yeminine sadık kalmamış. Tarafsız hiç olmamış. Anayasa 2 yıldır rafta duruyor. Kuvvetler ayrılığı yerine Kuvvetler Birliği dayatılıyor. Ve bu açıkça da söyleniyor. Kuvvetler ayrılığına gerek yoktur. Kuvvetler Birliği gereklidir diyor. Demokrasi ruhuna tamamen aykırı. Neden 1876 yılından beri 140 yıldır geçerli olan demokratik kültürümüzü ayaklar altına alıyoruz?
Sevgili AKP'li ve MHP'li arkadaşlarımın vicdanına ve ahlakına sesleniyorum. En azından çocuklarınız ve torunlarınız için sesleniyorum. Biz sevmiyoruz ama siz reisinizi sevebilirsiniz. Saygı duyuyorum. O kendini milletin çobanı ilan etti değerli arkadaşlar. Ama bizler koyun değiliz. Bunu açıkça ilan ediyorum. Bugüne kadar pek tartışmadığımız bir boyuta atlamak istiyorum. Olmaz. Değerli arkadaşlar. Ben bunda da bunu bile fazladan yapıyorum. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki başkanlık sistemi defalarca gündeme getirildi. Türkiye'nin de buna oldukça benzer bir başkanlık sistemi yapmak durumunda olduğu ifade edildi. Bakın dünyadaki başkanlık sistemiyle idare edilen birçok rejimi, birçok ülkeyi araştırdım, inceledim. Benim bulduğum kadarıyla 61 tane başkanlık sistemi var. Bunlardan sadece bir tanesi farklı. O da Amerika Birleşik Devletleri'nde olan. Gerçekten insan haklarına, özgürlüklere, barışa saygı duyan, kuvvetten ayrılığına saygı duyan ve başkanın yetkileri çok kısıtlı olduğu, başkanın fesih yetkisinin parlamentoyu olmadığı bir başkanlık rejimi. Onun dışındaki dünyadaki 60 ülkenin hepsinin demokrasileri özür diliyor. Bakın bunların büyük çoğunluğu Asya'da, büyük çoğunluğu Afrika'da. Bir tane işlerinde Amerika'dan başka istisnaya yakın bir ülke var. O da Güney Kore. Ama Güney Kore 1987'den beri özgürlükler ve demokratikleşme yönünde birçok atılımları yapmış, birçok ilerlemeleri yapmış bir ülke, istisnai korumunu koruyor. Avrupa devletleri içinde başkanlık sistemiyle yönetilen, benim bildiğim kadarıyla eğer Kıbrıs'ı da sayarsak, Güney Kıbrıs'ı, bir de Belarus'u sayarsak iki tane devlet var. Bunun dışında başkanlık sistemiyle idare eden hiçbir devlet yok. Yarı başkanlık sistemi var. Ama o yarı başkanlıkların hiçbirinde başkanların yetkisi bizim şu anayasamızda önerdiğimiz başkanlık yetkileriyle donanımlı değil. Örneğin İrlanda'da başkanın Dublin şehrinin dışına çıkabilmesi için bile parlamentonun iznine ihtiyaç var arkadaşlar. Neden biz dünyada demokratik ülkelerde, Amerika ve Güney Kore hariç, uygar ülkelerde hiçbir şekilde kullanılmayan başkanlık sistemi için ısrar ediyoruz, parlamenter sistemden vazgeçiyoruz? Bir ünlü AKP'li siyasetçimiz, parlamenter sistemi maalesef İngiltere tarafından uygulanan modası geçmiş bir sistem olarak yorumladı. Ama bugün bildiğimiz kadarıyla hiçbirisi bu şeyle izah edilir boyutta değil. Değerli arkadaşlar, anayasanın değiştirilmesine gerçekten samimiyetle söylüyorum. En azından acilen hiçbir ihtiyaç yok. Çünkü anayasanın içindeki maddeleri tek tek incelediğinizde dürüst, ilkeli, uygar, demokrat yöneticiler tarafından uygulanmakta ısrar edildiği takdirde Türkiye'de hiçbir şekilde rejim sıkıntısı oluşturacak bir madde yok. Bir başka konuyu daha ifade etmek istiyorum. Televizyonlarda dile getirildi bazı bilim adamları tarafından. Bizim meclisimizin anayasayı değiştirmeye yetkisi yok arkadaşlar. Bakın anayasanın değiştirilmesi teklif bile edilemeyecek 4 tane maddesinden ikincisinin okuyun. İkinci maddenin içinde anayasanın giriş bölümünü atıfta bulunuyor. Giriş bölümünde ne var? Kuvvetler ayrılığı ilkesi var. Yani biz ikinci maddeyi değiştiremediğimiz takdirde giriş bölümündeki kuvvetler ayrılığına da dokunamayız. Eğer buna dokunursak anayasanın lafzına ve ruhuna aykırı hareket ediyoruz. Ancak darbeyle lütfen beyefendi sözümü kesmeyin. Ama şöyle bir Kur'an'da vardır. Anayasalar bazen de kanla yazılır. Ben darbeden ve kandan yana. Sayın Akaydın. Ama bugün yapılan, sayın yapılan bizzat sivil bir darbedir. Evet Sayın Başkan, buyurun. Sayın Akaydın, lütfen toparlar mısınız? Lütfen şu müdahale eden beyefendiyi susturun, toparlayacağım. Tamam. Tamam. Ben darbeden yana değilim. Siz de çok naziksiniz. Çok naziksiniz. Bu yapılan bir sivil darbedir. Sayın Reşat Petek, bu yapılan bir sivil darbedir. Bu sivil darbenin ilk denemesi 15 Temmuz'da yapılmıştır. 15 Temmuz'da yapılmış gibi gözükmüştür ama esasen 20 Temmuz'da yapılmıştır. Bugün Türkiye'nin geldiği noktada yapılan sivil bir darbedir.
1982 anayasasından beri bile insan hakları, demokratik haklar ve özgürlükler açısından çok daha geri bir anayasa teklif edildi. Değerli arkadaşlar, diyorsunuz ki bu sistem koalisyonları önleyecek. Ya 14 yıldır iktidardasınız. Koalisyon mu gördük? Niye şikayet ediyorsunuz? Halbuki koalisyon döneminde Türkiye demokrasisi birçok başarı imza atmış bir demokrasi değil miydi? Sayın mı tek tek? Avrupa'da birçok koalisyonda başarılar ve milli gelirde artışlar gözlenmemiş mi? Ha, Türkiye'ye gelelim. 14 yıldır FETÖ ile koalisyonunuz var. 14 yıldır habire bakan değiştirdiniz. Şimdi de kalkmışsınız diyorsunuz ki koalisyonlardan şikayetsiniz. Yani bu söylediklerinizin hiçbirisinin akılla, mantıkla izah edilir bir tarafı yok arkadaşlar. Bunun adına hukuk bilim adamları suistimalci anayasacılık diyorlar arkadaşlar. Hukuk bilim adamlarının deyimiyle konuşuyorum. Fiili güç odaklı, keyfi siyaset anlayışı olan bir anayasacılık anlayışı. Değerli arkadaşlar, gelin bunlardan vazgeçelim. Bir tek kişiyi bu kadar büyük yetkilerle donatmayalım. Bunun sonu felakettir. Bugünler geçer, yarın gene konuşuruz ama bunun hesabını size İnanın çocuklarınız ve torunlarınız ve bu ülke soracaktır değerli arkadaşlar. Bunun adı demokrasi değildir. Bunun adı çağdaş ve uygar anayasacılık değildir. Bunun adı tek adam yönetimidir ve vesayet anayasasıdır. Vesayet demokrasidir. Hepinize saygılar sunuyorum. Sayın Akaydın, teşekkür ediyorum. Sayın Burcu Köksal konuşmacı. Sayın Köksal kaç numara? Sayın Köksal buyurun. Sayın Başkan, sevgili milletvekilleri, teklifin tümü üzerinde söz almıştım ama günlerdir ancak bugün sıra geldiği için kısaca görüşlerimi aktarmak istiyorum. Başkanlık, başkancı ve yarı başkanlık sistemlerine ve bunların dünyadaki uygulamalarına kısaca göz atalım. Başkanlık rejiminin günümüze değin klasik biçimiyle tek uygulama alanı Amerika'dır. Amerika başkanlık rejiminden esinlenerek bazı ülke anayasalarında, özellikle Latin Amerika, düzenlemeler öngörülmüştür. Ancak bunların hiçbiri Amerika örneğindeki sürekliliği sağlayamamışlar. Rejimler ya hükümet darbeleriyle son bulmuş ya da başkanlık rejiminden farklı olarak otoriter nitelikteki başkancı rejimlere dönüşmüştür. Başkanlık rejiminde yürütmenin yapısı parlamenter rejimlerden farklı olarak tek başlıdır. Başkan yürütme yetkisini doğrudan doğruya ya da yardımcıları, sekreterleri aracılığıyla dolaylı olarak kullanır. Başkan hem devlet başkanlığı hem de başbakanlık görevlerine yüklenmiştir. Başkanın ve parlamento çoğunluğunun aynı partiden olmamaları durumunda iki organ arasındaki gerginliğin artma tehlikesi vardır. Başkanlık rejimi parlamenter rejimlerden farklı olarak iki organ arasındaki muhtemel uyuşmazlıkları giderecek hukuki mekanizmalara sahip değildir. Başkanlık rejiminden sapmalar için başkancı rejim deyimi kullanılıyor. Amerika başkanlık rejiminden esinlenen ama bu rejimin öngördüğü kuvvetler ayrılığıyla bunun uygulamadan kaynaklanan özelliklerine uygun olmayan rejim türlerini ifade ediyor. Başkancı rejim sonuçta devlet başkanının siyasi hayatı kendi tekeline almasına yol açan rejim türünü ifade ederken kısa sürede rejimin bozulmasına ve ordunun denetimi altında yürütmenin üstünlüğüne yol açabilmiştir. Latin Amerika ülkelerinde yürütmenin üstünlüğü aslında devlet başkanına Amerikan anayasasının öngördüğünden daha geniş yetkilerin tanınmasından da kaynaklanıyor. Latin Amerika ülkelerinde ekonomik ve sosyal yapıdan kaynaklanan varlıklı ve yoksul sınıflar arasındaki uçurumun oluşması ve nüfusun hızlı artışı karşısında bunların yarattığı sorunlara kısa sürede çözüm arayışları zorunlu olarak yasama yetkisinin yürütmeye devrine yol açmıştır. Büyüyen sorunlara çözüm getirmedeki güçlükler bir süre sonra ordunun iktidara müdahalesine sebep olmaktaydı.
Bu müdahalelerin değişmeyen gerekçesi ise düzeni sağlamaktı. Güney Amerika başkancı rejimlerinin özelliği ise popülist nitelikte olmalarının yanı sıra belli bir demokrasi biçimine bağlı olmalarıdır. Afrika tipi başkancı rejimlerinde devlet başkanlarına tanınan yetkiler Latin Amerika'dan da geniştir. Afrika'da devlet başkanlarına tanınmış olan geniş yetkiler sorunların çözümüne yardımcı olamamış ve başkancı rejimler askeri darbelerle son bulduktan sonra iktidarlar çoğu kez askerlere ve pek ender olarak da sivillere devredilmiştir. Öte yandan askeri darbelere maruz kalmayan ülkelerde ise, burası çok önemli, iş çatışma ve ayaklanmalar istikrarlı yönetimlere olanak tanımamaktadır. Yarı başkanlık rejimleri de devlet başkanının doğrudan halk tarafından seçilmesi ve bakanların siyasi sorumluluğunun kaynaştırılmasıyla oluşturuluyor. Önce Finlandiya ve Almanya'da, Avusturya'da, İzlanda'da yarı başkanlık rejimine geçilmiştir. 1950 yılında Avusturya'da tekrar bu rejime dönülürken Fransa'da 1958 tarihli 5. Cumhuriyet Anayasası'nda 1962 değişikliğiyle ve Portekiz'de Salazar diktatörlüğünden demokratik düzene geçilirken 1976 anayasası ile yarı başkanlık rejimi benimsenmiştir. Bu ülkelerde hakim olan esas devlet başkanlarının doğrudan genel oyla seçilmeleri ve bakanlar kurulunun da parlamento önünde siyasi açıdan sorumlu olmalarıdır. Parlamentonun üstünlüğüne dayanan yarı başkanlık rejimleri de aralıklı yarı başkanlık rejimi ve başkanın üstünlüğüne dayanan yarı başkanlık rejimleri olarak ikiye ayrılmaktadır. Aralıklı yarı başkanlık rejimi Finlandiya ve Portekiz'de cumhurbaşkanları doğrudan ve genel oyla halk tarafından seçiliyorlar. Parlamento önünde sorumlu başbakan iktidarın kullanılmasını zamana ve koşullara göre değişen yoğunlukta devlet başkanıyla aralarında paylaşıyor. Başkanın üstünlüğüne dayanan yarı başkanlık rejimleri de demokratik ve otoriter olmak üzere ikiye ayrılıyorlar. Demokratik yarı başkanlık rejimi, bu yönetim biçiminde de yürütme organı iki başlıdır. Bir yanda cumhurbaşkanı, öte yanda başbakan ve bakanlar kurulu vardır. Fakat cumhurbaşkanına tanınan önemli yetkiler rejimin parlamenter olmasını engelliyor. Fransa'da buna bir örnektir. Orada sembolik yetkili bir devlet başkanı olarak öngörülmediği gibi tarafsız bir konumda da değildir. Anayasanın kendisine tanıdığı yetkilerle aktif politikaya müdahale edebilmektedir. Partilerin oluşturduğu siyasi iktidara karşılık cumhurbaşkanı devlet iktidarına sahiptir. Fransa'da uygulanan yarı başkanlık rejiminin bugüne değin nispi ölçüde istikrarlı olabilmesi 1958 anayasasında yasama yürütme arasındaki ilişkilerin bir dengeye oturtulması ve gene bu iki organın düzenleme alanlarını koruyacak yargısal denetim yollarının gerçekleştirilmesiyle açıklanabilir. Otoriter yarı başkanlık rejimine Rusya Federasyonu örnektir. Rusya Federasyonu'ndaki cumhurbaşkanına, devlet kurumlarına egemen olunması dikkate alındığında otoriter yarı başkanlık rejimi olarak nitelendirilmesi yanlış olmayacaktır. Değerli arkadaşlar, bakınız Mustafa Kemal Atatürk başkanlık ile ilgili 27 Eylül 1930 günü kalabalık bir milletvekili grubunu Çankaya'da kabul ederek şu sözleri söylemiştir. Ve bu sözler tarihe geçmiştir. Özellikle AKP grubuna sesleniyorum. Başvekillik Amerikan sistemini memleketimizde tatbik etmeyi hiç hatırıma getirmedim. Sistemsiz ve kanunsuz tarzda reisi cumhurlukta baş vekaleti birleştirmeyi asla düşünmedim. Ve düşünecek adam olmadığım bütün milletçe malumdur zannederim. Atatürk bu sözleriyle cumhurbaşkanlığıyla başbakanlığın birleşemeyeceğini, bu iki makamın aynı kişide toplanamayacağını açıkça belirtmiştir. Atatürk bütün yetkilerin cumhurbaşkanında toplanmasını öngören Amerikan sistemini hiç düşünmediğini ve bunun sistemsiz ve kanunsuz olacağını açıkça belirtmiştir. Cumhuriyet erdemdir, fazilettir demiştir. Milli egemenlik ilkesi cumhuriyetin
konuşmasında başlıca etken olmuştur. Kişisel egemenlik yerini millet iradesine bırakmış, millet iradesi de gerçekleşme imkanını genel oya dayanan seçimlerde görmüştür. Cumhuriyet bizde ısmarlanan, siparişle davet edilen bir müessese değildir. Türk toplumunun istek ve ihtiyaçlarına cevap verdiği için devlet biçimi olarak kabul edilmiş ve siyasi rejim olarak da benimsenmiştir. Bakınız, eski Türk devletlerinde bakanın, hanın seçimle iş başına gelmesi, kurultay gibi organların mevcudiyeti Türklerin demokratik olduklarının delilidir. Hakan'ın, hanın seçimle iş başına gelmesi, Hakan'ın, hanın seçiminde yetenek ve liyakat aranması, seçim işinin kurultay aracılığıyla gerçekleşmiş olması, Cumhuriyeti 100 yıllar sonrası Anadolu yurttaşlarının benimsemesinin esas sebebi olmuştur. Osmanlı'ya baktığımızda Osmanlı-Türk anayasal gelişmelerinin ilk ürünü 1808'deki Sened İttifak'tır. Bakın ta 200 yıl öncesinde Sened İttifak neler öngörmüş. Öteden beri var olan padişah buyruk ve yasaklarının onun mutlak vekili olan sadrazamdan çıkması nasıl kanuni değilse bundan böyle de öyle olacak. Her iş ona sunulup onun izni alındıktan sonra hareket edilecektir. Ama sadaret makamı da yasa dışı ve devleti zarara sokacak işlere kalkışır ya da yetkisini kötüye kullanıp keyfi hareketlerde bulunursa bunun önlenmesine de karşı çıkacağız. Hanedanlar vekillere, ulemaya ve büyük küçük devlet memurlarına haksız işlem yapılmamasına kefil olurlar diyor. Burada sadrazamın keyfi eylemlerinin yasaklanması, suç işlenmesi durumunda soruşturma yapılmadan ceza verilmemesi gibi kazanımlar var. Fakat sizin öngördüğünüz bu sistemde Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanların yargılanması neredeyse imkansız hale getirilmiş. Çoğunluk Cumhurbaşkanı'nın partisinden oluşan bir mecliste, 600 vekilli bir mecliste 401 vekilin oyuyla Yüce Divan'a sevk etmenin hayal olduğunu siz de çok iyi biliyorsunuz. Olağanüstü hal sayesinde KHK'larla memurları bir günde işinden ettiniz. Sened-i İttifak'ta bile soruşturma yapmadan ceza verilmemesi yazarken 200 yıl öncesinde siz bu yüzyılda soruşturmaya gerek görmeksizin bir günde çıkardığınız KHK'larla binlerce memur ve akademisyeni hukuksuz bir şekilde soruşturma dahi yapma gereği duymadan ihraç ettiniz. Sayın Kutsal, toparlar mısınız? Toparlayacağım lütfen Sayın Başkan. Anayasayı değiştirmek anayasayı yapmak demektir. Anayasa değişikliği yeni bir değişikliğe kadar sürekli bir etkiye sahiptir. Ve yeni bir anayasal düzen kurmayı amaçlar. Her şeyden önce olağanüstü durumlarda anayasanın kısmen veya tamamen değiştirilmesi pek kabul edilmez. Anayasayı değiştirmek imtiyazını olağanüstü yetkileri kullanacak olan organa vermek demokrasinin temel prensipleriyle açık zıtlık teşkil eder. Bunu kim söylüyor biliyor musunuz? Şu an AKP milletvekili olan anayasa hukuku hocamız, benim de dersime girmiş olan Burhan Kuzu, olağanüstü hal kavramı ve Türk anayasa hukukunda olağanüstü hal rejimi kitabında aynen yazıyor. Yürütme erkinin yasamaya karşı sorumlu olduğu ve yargı erkinin bağımsız olduğu sistemdir parlamenter rejim. Hükümetin parlamento önünde siyasal sorumluluğu vardır. Bir de fesih mekanizması vardır. Fesih sadece Norveç parlamentosunda yok. Onun dışında parlamenter rejimlerde siyasal sorumluluk ve fesih hakkı yürütme ve yasama organlarının karşılıklı kozları durumundadır. Şimdi biz ülkemizdeki bu sistemi güçlendirmek için çalışmamız gerekirken yasamanın yürütme üzerindeki denetimini kaldırmaya kalkıyorsunuz. Yasamanın yürütme üzerinde hiçbir denetimi olmayacak. Yasama Cumhurbaşkanı, yardımcıları ve bakanların görevden alınmalarını isteme, düşürme ya da başka bir denetleme yetkisine sahip olmayacak. Onları atama, görevden alma yetkisi ve onların sorumluluğu sadece tek başına Cumhurbaşkanı'na karşı olacak. 17. yüzyılda hakimi mutlak Fransa kralı 14. Louis'in devlet benim formülünün Türkiye'deki halidir bu anayasa
genişletilmiş bir OHAL rejimi kurabilen Anayasa Mahkemesi üyelerinin büyük çoğunluğunu belirleme yetkisi veren Hakim Savcılar Kurulu'nun üyelerinin 5 tanesini belirleme yetkisi veren ki kurul başkanı olan Adalet Bakanı'nı zaten kendisi belirleyecek. Kalan üyeleri de meclisteki kendi partisi sayesinde belirleyebilen bu kontrolsüz gücün denetimi de ne yazık ki bu fani dünyada imkansız kılınmıştır. Bu tek muktedir adam devleti için yapılan bir tekliftir. Sizler rejim değişikliği değil, sistem değişikliği olduğunu söylüyorsunuz. Ama bu kendinizi kandırmaktan öteye gitmiyor. Size göre Cumhuriyet devam edecek. Çünkü adımız hala Türkiye Cumhuriyeti olacak. Ama işin aslı o değil arkadaşlar. Sayın Köksal, toparlayalım lütfen. Toparlayacağım Sayın Başkan. Demokrasiyle özdeşleşememiş bir cumhuriyet, cumhuriyet değildir. Sizin getirdiğiniz bu sistem, cumhuriyetin demokrasiyle özdeşleşmesini engelliyor. Sizin getirdiğiniz bu sistem, devletin bütün kaderini tek bir kişiye teslim ediyor. Türkiye'de demokrasi adına verilen tüm mücadeleleri tarihe gömüyor. Türkiye'de demokrasi adına verilen bütün mücadeleleri katlediyor. Bakın komşumuz İran cumhuriyettir ama demokratik mi? Keza Irak cumhuriyetti ama demokratik diyebilir miyiz? İşte bu örneklerde olduğu gibi bir cumhuriyet antidemokratik niteliğe sahip olabilir. Sizin getirdiğiniz bu teklifle ağır aksak da olsa, yeterli de olmasa demokrasimiz katledilmiş olacak. Geleceğimiz nokta bu olacak. Türkiye Cumhuriyeti ama demokrasinin olmadığı bir cumhuriyet. Tek adamın ellerinde olan bir cumhuriyet. Vatandaş bana oy verirken git bu rejimi değiştir. Bu ülkeyi tek adama bırak. Cumhuriyeti yık diye oy vermedi. Elinizi vicdanınıza koyun. Getirdiğiniz bu teklif daha şimdiden yamalı bohçaya döndü. Gelin birlikte cumhuriyetin çatısına sığınalım. Bizim ilacımız parlamenter rejimi güçlendirmektir. Bizim çaremiz demokrasidir. Cumhuriyeti demokrasiyle beslemektir. Gelin çekin bu teklifi. Yarınlarda çocuklarımızın, torunlarımızın yüzüne bakacak yüzümüz olsun. Hepinize saygılarımla. Sayın Köksal çok teşekkür ediyorum. Yani bu gecenin en güzel konuşmasını yaptınız. Size teşekkür ediyorum. Söz sırası Sayın Kadir Bey'de. Sizi uyandırmak istedim başkanım. Uyandırmak. Evet, Afyonlu hemşerilerimize de selamlarınızı iletmiş oldunuz. Söz sırası Sayın Kadir Durmaz'da. Sayın Durmaz. Torpil geçti. Afyon torpili yaptı yani. Geliyor Kadir Bey de. Ben isterseniz uyuyorum. Sayın Durmaz, Sayın Durmaz numara kaç numara? Kadim Bey maalesef yarın hepimiz adına bir görev yapacak. 15 mi? 15 mi Sayın Kadim Durmaz? 17 numara. 17 Sayın Durmaz buyurun. Buyurun Sayın Durmaz. Teşekkür ederim Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Tabii ülkemizi yasa boğan şehit cenazelerine bugün bir yenisi de ilçemiz Turhal'dan eklendi. Bu anlamda değerli hemşerimize, silah arkadaşlarına, aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Ülkemiz 15 Temmuz'da Cumhuriyetimize ve milletimize kasteden bir darbe girişimiyle çok zor bir sınavdan geçti. Bu süreçte birlik ve beraberliğimizle milletimizin demokrasiden yana duruşuyla çok kıymetli bir enerji yakaladık. Dileğimiz bu birlik ve beraberliğin, bu ruhun korunmasıydı. Fakat darbe sürecinden sonra OHAL süreci yüzlerce insanın mağduriyetine sebep oldu. KHK'lar bize takipte yetişmekte zorlandığımız anları yaşadı. 15 Temmuz'da gücünü gösteren meclis iradesi ne yazık ki kanun hükmünde kararnamelerle yok sayılmıştır. Değerli milletvekilleri, arkadaşlar çok bağırırım ha, haberiniz olsun. Bak benden söylemesin ki. Sayın Durmaz iyi bir tehditti. Devam edin lütfen. Buyurun devam edin. Bizim yasama hakkımız, milleti temsil hakkımız
alenen hükümet eliyle elimizden alınarak gasp edilmiştir. Temel hak ve hürriyetlerin kullanılması olağanüstü hallerde kısmen veya tamamen durdurulabilir. Ama bunun bir çerçevesi, bir sınırı olmalıdır. Aştığınız sınırla ülkemizin uluslararası itibarını da sıfırladınız. OHAL süreci uluslararası hukuku ihlal etmeden durumun gerektiği sınırı aşmamak, kişinin insan olmaktan doğan yaşama, barınma, ekonomik olarak ayakta durma haklarını ihlal etmeden, maddi ve manevi varlığını hırpalamadan yine hukuksal çerçevede bir süreç de olabilirdi. Oysa bu hal, OHAL sürecinin bilançosu ülkemize oldukça ağır ve büyük. 93 bin personel görevinden uzaklaştırıldı. 59.841 kişi memuriyetten çıkarıldı. Binlerce öğretmen görevinden aldı. Gerçekten de FETÖ'nün üzerine giderken bunun en önemli ayağı olan siyasi ayağı üzerinde hiçbir operasyonun yapılmaması uzun süre bu ülkede yaşayan insanların hafızasından asla çıkmayacaktır. Ve bu durum böyle seyrederken daha tartışmadan ne olduğunu yeteri kadar Türkiye'deki baroların, sivil toplum örgütlerinin, duyarlı kesimlerin, dezavantajlı grupların birçoğunun tartışmadığı nur topu gibi bir anayasa taslağı yuvarlanıp Erciyes'ten aşağı doğru Türkiye'nin üzerine çığ gibi büyüyerek düşmektedir. Sayın Cumhurbaşkanı meydanlarda ben diktatör olsaydım siz beni eleştiremezdiniz. TV'lerde hakkında konuşamazdınız. Gazetelerde yazılar yazamazdınız demişti. Bu sözün üzerinden çok geçmeden Cumhurbaşkanı'nı eleştiren gazeteler, radyolar, televizyonlar kapatıldı. Gazeteciler Cumhurbaşkanı'na hakaretten içeri alındı. Suriye politikanızı, evlatlarımızı başka ülkelerin topraklarında sonu belirsiz bir maceraya sürükleyen politikanızı en son eleştirenlerden Hüsnü Mali'yi bile tutuklattınız. Yargı bağımsızlığından söz ediliyoruz. Ama ne yazık ki bakıyoruz malum medya kuruluşları muhalifleri hedef alıyor. Ertesi gün muhalifler gözaltına alıp tutuklanıyor. Yandaş medyaya savcılık görevi yapar hale getirerek ülkemizde bu yaşam acımasız devam ediyor. Adaleti ve hukuku el birliğiyle bitirdiniz. 200 gazeteci gözaltına alındı. 2308 gazeteci işsiz kaldı. 16 televizyon, 3 haber ajansı, 47 gazete, 16 dergi, 23 radyo, 26 yayın evi kapatıldı. Biz buradan ne anlayalım? Anladığımız şu ki OHAL adı altında uygulanan düpedüz diktatörlüğün diktaya gidişin ön hazırlığıdır. Şimdi ise amaçlanan OHAL sürecini daim kılmaktır. Oysa uygulamalar gösteriyor ki burada niyet başka. Gerçek niyet darbeye karşı alınmış bir olağanüstü hal kararıyla biat etmeyenleri de susturmaya çalışmaktır. Kusura bakmayın ama bu kafayla tabii ki 15 Temmuz'u Allah'ın bir lütfu olarak görüyor ve davranıyorsunuz. Ama kimseyi de FETÖ ile mücadele ediyoruz diye artık inandırmakta zorlanıyorsunuz. Öte yanda bu hukuksuzlukların, ülkedeki hukuksuzlukların ve çatışmaların en önemli zeminlerden birinin oluşturduğunu artık farkına hep birlikte varmalıyız. Güvenlik kaygısı had safhaya ulaştı. Ülkemizde artık vatandaş dışarı çıkmaktan korkar oldu. Alışveriş merkezlerinde, meydanlarda yürürken acaba bomba patlar mı korkusu tüm toplumu sardı. Ülkemizde kent merkezlerinde sivillerin ölümüne neden olan IŞİD, PKK, TAK, terör örgütleri tarafından gerçekleştirilen canlı bombalar sonucu çok sayıda insanımız katledildi.
toplumda güvenlik kaygısı oldukça arttı. Doğu ve Güneydoğu'da sınır ötesinde süren çatışmalar ve sokağa çıkma yasakları sivil halkın yaşam hakkını tehdit etti. Çok sayıda güvenlik görevlisi ve askerimiz şehit olmasına sebep oldu. Son 6 aylık zaman diliminde neredeyse her gün şehit cenazeleri yüreklerimizi yaktı. İnsan hakları kurumlarına yapılan başvurulardan anlaşıldığı üzere avukatlar görüşmelerinin 10 güne dek engellendiği durumlar konuşulmaktadır. 15 Temmuz sonrası Türkiye'de yaşananları yerinde incelemek için Ankara'ya gelen Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Türkiye'nin bir travma geçirdiğini belirtmiştir. İnsan Hakları Komiserliği'nin hazırladığı eleştiri dolu raporda insan haklarının hiçe sayıldığını belirterek bazı tedbirlerle iç hukuk hiçe sayılmıştır demektedir. Avrupa Birliği ilerleme raporu Türkiye'yi insan haklarında, adil yargılamada, demokratikleşmede sınıfta kaldığımızı sık sık söylemektedir. Anayasa teklifini getirdiğiniz 10 Aralık tarihinden beri tam 76 yurttaşımız hayatını kaybetti. Bizim polis teşkilatımıza mensup birisi Rus büyükelçisini öldürdü. Görüyorsunuz, çok uzağa gitmeye gerek kalmıyor. Sadece 20 gün içinde ülkemizde bunları içimiz acıyarak yaşadık. Şimdi biz bu ortamda anayasanın konuşulduğu komisyonlarda bizlerin yani parlamentonun dahi haklarının bir bir gasp edildiği bir süreçte bunca adaletsizliğin, hukuksuzluğun olduğu ortamda anayasa değişikliğini ya da AKP'nin anayasa dayatmasını konuşuyoruz. Bu ülke, bu halk bunları hak etmiyor. Hem ülkeyi 14 yıldır sizler yöneteceksiniz, hem de ufak bir siyasi sorumluluk dahi duymaksızın yeni anayasa arayışlarına gideceksiniz. Eğer 14 yıllık iktidarınızda %11 oranında işsizler ordusu yarattıysanız, eğer ülkemiz %28,5 yoksulluk oranıyla 34 OECD ülkesini geride bırakmış ise, eğer Türkiye'de yoksulun gelirden aldığı pay %2,1 iken en zenginin aldığı pay %32'ye ulaşmış ise, eğer eğitimde dünya sıralamasında en gerilerdeysek, okuduğunu anlamayan, okuyamayan bir nesil yarattıysanız, eğer Türk lirası kendine benzer para birimlerine kıyasla dolar karşısında en çok değer kaybeden para birimi olmaya devam ediyorsa, esnafımız, köylümüz, çiftçimiz doğduğu topraklardan göçmek zorunda kalıyorsa, eğer son 80 yılda 3676 lira olan kişi başına düşen ortalama kamu borcu son 13 yılda 5000 lira artarak 8777 liraya yükseldiyse ve her yeni doğan çocuğa güzel aydınlık bir gelecek yerine borçlu bir gelecek veriyor ülkemizde, her doğan çocuk gözlerini 8717 liralık kamu borcuyla açıyorsa, eğer dünyada cinsiyet eşitliği raporuna göre kadın erkek eşitliğinde 142 ülke arasında Tunus, Bahreyn ardından 125. sırada yer alıyor isek, eğer 2012'de 23.668.000 olan yardıma muhtaç insan sayısı 2014'te 30.5 milyona yükseldiyse, 13 yılda 8 milyon yardıma muhtaç hane yarattıysanız, eğer 52.695.000 kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede 10 milyon seçmen yardımlara muhtaç yaşıyorsa, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin iş yükünün büyük bir bölümünü Türkiye işgal ediyorsa, çocuklarımız askerde şehit olmaya devam ediyor,
Meydanlarda bombalar patlamaya devam ediyor. Bu tablonun kabahati ve vebali tartışmasız ülkeyi 14 yıldır yöneten iktidarındır. Sayın Durmaz. Bu vebalin sorumluluğunu almak yerine rejim değişikliğine, başkanlık sevdasına düşmek ayrı bir hukuk garabetidir. Apar topar anayasa teklifi adı altında bu ülkenin geleceğini karartan, parlamentoyu, cumhuriyeti, kuvvetler ayrılığını yok eden bu uygulamayı getiriyorsunuz. 14 yıldır ülkeyi sürüklediğiniz noktada en mühim konu başkanlık mı? Sayın Durmaz, başkanlık sevdanızla efendim Sayın Başkanım. Toparlayalım. Toparlıyorum. Peki, teşekkür ederim. Başkanlık sevdanızla ülkemize çok gördüğünüz birlikte yaşama kültürünü, barışı, kardeşliği ve sizin gibi düşünmeyi yok saymayı bir anlayış sayıyorsanız ne yazık ki bunları başaramayacaksınız. Bu halktan alınan temsil yetkisi ancak iktidar eliyle bu kadar kötüye kullanılabilir. Ama inanıyorum Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları mutlak bu hakkı sizlere vermeyecektir. Değerli başkanım, kıymetli arkadaşlar, birkaç sözümde ismiyle müsemma olmasını istediğimiz Sayın Devlet Bahçeli'ye. Sayın Bahçeli, ülkemizin içinde bulunduğu durumları yetkili ağızdan anlatırken sıfırlanan paraların hesabını sormayacak mıyız? Bu sürecin bir tarafında Bilal var. Versin Bilal'i, alsın iktidarı dediğini bu ülke unutmadı. Sayın Durmaz, yine AKP MHP koalisyonu olur ama şartlarımız var diyerek yukarıda saydıklarını yok sayamayız demektedir. Sayın Başkanım, ben sükunetle burada olduğum günden beri dinliyorum. Sayın Durmaz, gördüğüm kadarıyla arkadaşlardan çok böyle tepki veren de yok. İzniniz olursa toparlıyorum. Zahmet olmazsa, çünkü konuşmada bekleyen arkadaşlarımız var. Peki, zahmet olmazsa. Bir de Sayın Parsak tabii şimdi cevaplarına mecburiyeti doğdu. Yine benzer bir dava dilekçesi hemen geldi. Hemen şeyi de verebilirim. Söyleyeceklerimin bir bölümünü de yazılı verebilirim. Tamam. Parlamenter sistemin yetersiz algısı yaratmak, biat et mantığındaki AKP'ye uygun bir modeli asla ve asla bu halk kabul etmeyecektir. Biz, siz, muhalefetin olmazsa olmaz görevi ve and içtiğimiz anayasamızı tanımıyorum diyenlere direnip anayasa çerçevesine davet etmek ve parlamentoyu sahiplenip çalıştırmak olmalıdır. Ama bir muhalefet partisi olarak Sayın MHP grubu bunu başaramamıştır. Bu ülke BOP eş başkanlığı hevesleriyle Avrupa Birliği'ne karşı Orta Doğu'da bölgeler oluşturur. Ülkemiz yararına olmayacak maceralara asla ve asla izin vermeyecektir. Bizden beklenen ve bize yakışan, dünyanın kabul dediğimiz bu güzel Anadolu'da birlikte yaşama kültürüne, var olan ayrılıkları birer zenginlik gibi görüp herkesin görüş ve fikirlerini önemseyerek işte benim anayasam bu diyebilecek bir anayasanın böyle kısa sürede kısa dayatmalarla olmayacağına inanıyorum ve Yüce Meclis'te de bu konuda görüş beyan edeceğimizi, halkımın da bu uyarıları dikkate alacağına inanıyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sayın Durmaz, teşekkür ediyorum. Sayın Parsa. Ama şöyle, yani uygulamamız belli. Aynı dava dilekçesi gelince. Sayın Başkan, vallahi yakalandım bize. Hayır, aynı dava dilekçesi gelince. Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri. Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri. Benden önce konuşan Cumhuriyet Halk Partili Sayın Hatip'in özellikle Sayın Genel Başkanımız ve partimizle ilgili sözlerini asla kabul etmediğimizi burada bir kere daha ifade etmek durumunda kalıyoruz. Diğer taraftan Sayın Genel Başkanımızı adıyla müsemma devlet gibi vesaire diye başlayan
beyanları çerçevesindeki, beyanlarını kabul etmediğimiz çerçevede ifade ediyorum. Öbür taraftan saygıdeğer milletvekilleri, bizim de hakikaten burada diğer siyasi partilerin genel başkanlarıyla alakalı emin olun söyleyebileceğimiz çok söz var. Ama bunu bir milletvekili olarak bir başka siyasi partinin genel başkanına söylemeyi veya tartışmaları bu zeminden yürütmeyi Anayasa Komisyonu'nda doğru da bulmayız, şık da bulmayız, faydalı da bulmayız. Dolayısıyla bunlarla ilgili söz söyleme gereği bu çerçevede duymuyorum. Ve Sayın Hatip'in sözlerini kabul etmediğimizde kayıtlara geçmesi bakımından yeniden ifade Sayın olur. Parsak teşekkür ediyorum. Söz sırası Sayın Ali İhsan Yavuz'da. Sayın Yavuz buyurun. Başkanım. Sayın Başkanım, değerli milletvekillerimiz, ben de bu anayasa değişikliğine ilişkin görüşlerimi çok kısa sürede bir nebzecik olsun aktarmak istiyorum. Bugün 10. gün, bir gün ara verdik, onu saymazsak 9 gündür bu anayasa değişikliği üzerine çalışıyoruz. Ben 9 gündür de buradayım, herkesi de can kulağıyla dinledim açıkçası. Türkiye'de yaşamıyor olsaydım ve bütün gelişmelerden bir haber olsaydım ve muhalefet milletvekillerinin özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve HDP'nin söylediklerinden hareketle bir değerlendirme yapmış olsaydım, bu parlamenter sistemin çok iyi bir sistem olacağına inanırdım açıkçası. Çünkü öyle bir allayı kullanıyor ki burada, o kadar iyi işliyor ki ne kriz var, ne kaos var, ne siyasi istikrarsızlık var. Bunların hiçbirisi olmamış geçmişte. Evet, evet. Geçmişte sanki parlamenter sistemden kaynaklanan hiçbir krizi görmedik, kaos görmedik, istikrarsızlık görmedik gibi bir yaklaşımla bu parlamenter sistemi allayıp, parlamenter sistemin allanıp kullanıldığını gördük. Ama mesele böyle değil. Allah'tan biliyoruz ve Allah'tan milletimiz de biliyor çok yakinen. Çünkü geçmiş örneklere baktığımızda gerçekten bu sistemin bizi çok daha fazla götüremeyeceğini anlamak son derece mümkün. Mesela isterseniz birkaç örneğe bakarak bunu anlamaya çalışalım. Dünyadan da örnekler var elbette parlamenter sistemle yönetilen ülkelere dair. Mesela 1900, belki bu örnekler verildi, farkında değilim. Belki tekrar kalbinde olacak ama zaten konuşmamı inşallah kısa tutacağım. 1961 ile 1981 arasında 19 yılda 21 tane hükümet değişmiş. Yani 10,5 ayda bir hükümet değişmiş. 1961 ile 2002'ye baktığımızda 41 yılda 32 hükümet değişmiş. Yani 15 ayda bir hükümet değişmiş. Cumhuriyetimizin 93. yıl dönümünü geçirdik. 65 hükümet kurulmuş. Böldüğümüzde 17, totale de baktığımızda 17 ayda bir hükümet değişmiş. Sabredin. Eyvallah. Sayın Yavuz, toparlayalım. Manzara buysa ve biraz daha geçmişe yine baktığımızda bakalım isterseniz. İşte uçak alçaktan uçmuş, parlamentonun üstünden alçaktan geçmiş ve hükümetler yıkılmış, yeni hükümetlere zemin oluşturulmak istenmiş. Milletvekili pazarlıkları yapılmış vesaire vesaire. Tüm bunlara baktığımızda gerçekten işlemeyen bir sistem var. İyi işlemeyen en azından bir sistem var. Aslında diğer ülkelere de baktığımızda manzara bundan farklı değil. Belki siz Almanya ve İngiltere örneğini verebilirsiniz. Ama orada manzara başka. Açılırsa ona ilişkin de görüşlerimi belki birazdan ifade ederim. Fransa'ya bakıyoruz. Parlamenter sistemle gitmemiş. De Gaulle'in bütün itirazlarına rağmen hepinizin çok yakından bildiği üzere işlememiş. Ama ne olmuş? Özetle geçmek istiyorum. 1958'de bütün yürütme ve yasama yetkileri De Gaulle'e verilmek suretiyle gel yeter ki bu sistem gitmiyor, bu parlamenter sistem kurtar bizi denilir gibi bir yaklaşımla De Gaulle işin başına geçirilmiş ve 1962'den geçerli olacak şekilde 1958'de bir anayasa yapımı söz konusu olmuş. İtalya'da da benzer manzara söz konusu. Bakınız isterseniz bir iki örnek de ona ilişkin verelim. 1948 ile
1992 arasında 44 yılda 50 tane hükümet değişmiş. Boş verelim onu. Son 69 yılda 63 tane hükümet değişmiş İtalya'da. Bunların çoğu da koalisyonla yönetilmeye başlanmış. Son biliyorsunuz her ne kadar referandumla reddedilse bile bir arayış içerisine girdi İtalya. Gitmiyor bu. Ne yapalım? %40'la gelecek olan seçim kanundaki değişiklikten bahsediyorum. 4 Aralık'ta referandumla reddedilen o reddedilen o değişiklikten bahsediyorum. Ama bir arayış var. Gitmiyor. Yürütme yavaş, yasama yavaş. Etkin çalışmıyor. En iyisi yeni bir düzenlemeyle bu işin önünü alalım, açalım şeklinde bir yaklaşımla yeni bir sistem arayışına girdiler. Ne yaptılar? %40 oyu kim aldıysa o iktidar olsun dendi. 630 sandalyenin en az 340'ı alsın, 40'ını alsın ve tek başına hükümeti kursun. Ya %40 alamazsa ne olacak? Bu sefer de en son seçimde en fazla oy almış iki parti seçime birlikte girsin. Ve hiç olmazsa koalisyonlarla bu istikrarsız tablolar yeniden İtalya açısından söz konusu olmasın gibi bir yönteme başvurdular. Böyle bir arayış devam ediyor onlar açısından. Gitmiyor çünkü koalisyon yasamayı ve yürütmeyi etkin çalıştırmıyor tezinden hareketle bir arayış içerisine girdiler. Başkanım bana bakıyorsun. Her ne kadar diğer milletvekilleri çok uzun konuştuysa da İktidar Partisi milletvekili çok uzun konuşmasın ciddi kabilinden bir bakış sezdim orada. O zaman bu bence de doğru değil. Ben de muhalefete ilk kez bu noktada katılıyorum. O değerli arkadaşlar biz de başkanlık de divanı olarak bu huzuru takdire bırakıyoruz. Ali Sam Bey ne yapması gerektiğini kendisi peki, bilir zaten. Ben toparlamak istiyorum açıkçası. Bu Cumhurbaşkanlığı sisteminin bize kazandıracağı çok şey var da ben 4 tanesinden bahsetmek istiyorum. 1. Daha hızlı ve daha etkin yasama ve yürütme faaliyeti söz konusu olacak. 2. Daha iyi, sizin gibi düşünmek zorunda değilim. Sizi hiç sözünüzü kesmeden, pek de laf atmadan dinlemeye çalıştım hep farkındaysanız. Siz de lütfen sözümü kesmeden dinleyin. Zaten topu 4 tane madde sayacağım. 2. Daha iyi bir denetleme ve denge fren sisteminin söz konusu olacağını söyleyebilirim. İkinci yetkisi. 3. Siyasi kaos, kriz ve istikrarsızlık dönemi inşallah bitmiş olacak böylece. 4. Bence en önemlisi tek oyun kurucu artık bu sistemle millet olacak. İnşallah millet de tek oyun kurucu olma vasfını adam akıllı söz konusu etsin diye hararetle onlar da başla bizi bekliyor, buranın sonucunu bekliyor. İnşallah buradan geçecek, sizlerin oylarınızla genel kuruldan da geçecek ve referandumla milletin önüne gidecek. Millette tek kurucu olma vasfını öne çıkartacak şekilde referandumdan geçirecek ve Cumhurbaşkanlığı sistemi Türkiye açısından söz konusu olacak. Ben beni dinlediğiniz için tekrar teşekkür ediyor. Bu sistemin Türkiye açısından hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan temenni ediyorum. Sayın Yavuz teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Dünya konuşma sırası Sayın Meral Danış Beştaş'tan. Çok kötü geldik parlamenter olarak. Numara kaç? Sayın Beştaş. Bu haklı bir eleştiri. Dünya tarihine geçmiş oldu. 29. İyi bir şey olsa sahip çıkmayız. Sayın Beştaş buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 59'u artık 55 diye kabul ediyoruz. Biz de oradan çalalım bari. Benim maddem 11. madde, yani 106'yı değiştiren madde, başlığıyla, içeriğiyle bir bütün olarak değişikliği öngören bir düzenleme. Doğrusu gecenin bu saatinde niye bu kadar önemli tartışmaları yapmak zorunda bırakılıyoruz? Bir kez daha ortaya koymak isterim. Çünkü bunlar çok önemli değişiklikler. İlk günden beri söylediğimiz gibi bütün sistemi, bütün rejimi, bütün gelecek kurgusunu, hükümet sistemi, denge denetleme sistemini, fren mekanizmalarını ortadan kaldıran bir düzenleme bütünüyle karşı karşıyayız ve tekrar ettim ama tekrar etmekten vazgeçmeyeceğiz. Çünkü her an bunların değişme ihtimali vardır ve değişmelidir, durdurulmalıdır. Bunu en başta söyleyeyim. Şimdi nedir burada?
Cumhurbaşkanı yardımcıları ve vekalet meselesi düzenlenmiş. Burada Cumhurbaşkanı yardımcıları şöyle düzenleniyor. Cumhurbaşkanı seçildikten sonra sınırsız yardımcı atayabilecek. Burada herhangi bir sayı sınırı yok. Bu çok önemli bir şey. 10 mu, 20 mi, 30 mu? Yani bir kere bir kapsam belirtmesi lazım. Yani yeterince ölçüsü nedir? Bu büyük bir soru işareti. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde başkan yardımcılarını halk seçiyor. Ve Cumhurbaşkanı'nın bu düzenlemeye göre makamının herhangi bir sebeple boşalması halinde 45 gün içerisinde yeni bir seçim yapılacak ve yenisi seçilene dek Cumhurbaşkanı'na vekaleten yardımcısı vekalet görevini üstlenecek. Şayet bu çok önemli burası, genel seçime bir yıl kalmışsa ya da daha az süre kaldıysa meclis seçimi de Cumhurbaşkanlığı seçimiyle birlikte yenileniyor. Ve genel seçime değerli milletvekilleri gerçekten önemli hususları ifade ettiğime inanıyorum. Yani en azından ben inanıyorum. Sizler inanır mısınız? Takdirinize bırakıyorum. Genel seçime bir yıldan fazla süre kaldı ya da daha az kaldı. Bu durumda Cumhurbaşkanı'nın görevi devam ediyor. Aslında iki dönem için seçiliyor. Ama burada büyük bir açık kapı var. Kalan süreyi tamamlayan Cumhurbaşkanı için bu süre dönemden sayılmıyor. Orada yine bir siyasi manevra alanı. Devam ediyor. Aynen yorumluyorum buradan. Böylece kalan süreyi tamamlayan Cumhurbaşkanı, değil mi? Daha sonraki seçimlerde aday olabiliyor. Aday olabiliyor ve aslında iki defa daha Cumhurbaşkanı adayı olabilir bu yöntemle. Meclis seçimi yenileyecek bir yıl kalmadan önce ya da bir yıl. O durumda yani bu formülasyona göre süre varsa işte yani o ve meclisin seçimiyle Cumhurbaşkanlığı seçiminin aynı gün olduğu ve çoğunluğun yürütme ve ben bitireyim. Bir yılda az olursa. İşte burada süre uzatılabiliyor. Meclis yani bu erken seçim kararını aldığında onun süresi dolmadığı için o dönem sayılmıyor. Hayır yani maddeyi yorumlayalım. Yani beraber yorumlayalım. Şimdi sayılmıyor. Ve burada iki defa daha aslında Cumhurbaşkanı olabilecek. Peki Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanların atanma ve görevden alınmaları nasıl oluyor? Tıpkı atama gibi görevden alma da Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılıyor. İstediğini atar, istemediğini yani hoşuna gitmez. Tıpkı Davutoğlu'nda hiçbir anayasal dayanağı olmadığı halde, alındığı halde burada artık bir anayasal dayanak var. Tümüyle onun iradesine kavuşuyor. Peki burada Cumhurbaşkanı hangi kritere bağlı? Denetime ya da onaya. Yani bir kişiyi Cumhurbaşkanı diyelim ki halk seçti. Eskiden Osmanlı döneminde ve diğer ülkelerde padişahın vezir atama yöntemi vardı. Ne? Bu da aynısı. Vezir atıyor. Kendisine vezir atıyor. Ve parlamenterlerin Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakan olarak atanması durumunda zaten parlamento üyeliği sona eriyor. Yedek vekilliği çektiğiniz için onu tartışmıyorum. Değerli arkadaşlar burada önemli bir şey söyleyeceğim. Bu Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar. Bugün bir önerge geldi. Mesela düşünün ilk düzenlemede değerli arkadaşlar ilk düzenlemede Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanların liyakat, üniversite mezunu, ilkokul mezunu, kaç yaşında olacak? Erkekse askerliğini yapmış mı olacak? Bunlara ilişkin hiçbir şey yoktu. Yani böyle Cumhurbaşkanı isterse herkesi. Yani 80 yaşındakini, ilkokul mezununu, hatta ilkokul mezunu olmayanı ki biz savunuruz okur yazarsa. Yani böyle bir ölçü yok. Fakat bugün önergeyle fark edilmiş olacak ki tartışmalardan şey geldi. Milletvekili seçilme yeterliğine sahip olanlar arasından Cumhurbaşkanı seçilebilir ibaresi eklendi. Bu bir nebze hani kendince Cumhurbaşkanı yardımcılarını ve bakanları en azından bir ölçüye kavuşturdu. Peki Cumhurbaşkanı değerli arkadaşlar
kimleri atayabilir? Mesela eşini atayabilir mi? Kardeşini, oğlunu, gelinini, babasını, dedesini, yani hani bir bütün olarak bizim meclis iş tüzüğümüzde kendimize danışman seçerken, madde telefonumda kayıtlı, ezberimde değil, bizim birinci derecede yakınlarımızı kendimize danışman almamız engellenmiş yasal düzenlemeyle. Biz danışman alamıyoruz. Ama Cumhurbaşkanı çocuğunu, damadını, kardeşini, eşini, kızını Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakan atayabilir. Bu anayasa düzenlemesine göre hiçbir engel yoktur buna. Ve bu çok tehlikeli bir şeydir. Yani bir aile devletine dönüşmek tıpkı eskiden olduğu gibi bununla mümkün hale gelmiştir. Olur olmaz onu tartışmıyoruz. Ama anayasacılıkta şu önemlidir. Neye kapı açıyorsunuz? Ne olanaklı hale geliyor? Tıpkı şu önergede aslında biz hiçbir katkı sunmak amacıyla değil ama tümünü geri çekmek istiyoruz. Milletvekilliği seçilme yeterliği olmasaydı bu yine korkunç bir açık vardı. Kim olacak ya Cumhurbaşkanı yardımcısı? Yani böyle bir şey olamaz. Diğer mesele gelelim şey meselesine. Suç işleme meselesinde ve Cumhurbaşkanı yardımcıları şu an bakan ama mesela Berat Albayrak Cumhurbaşkanı yardımcısı oldu ya da başka biri. Eli taş oldu ya da ne bileyim başka biri oldu. Bunlar nasıl soruşturulacak? Hani şeye kadar biliyoruz. Yani bu düzenlemeye göre tamam vekillikleri bitiyor, şey yapılıyor. Ha bir de yemin de yeni eklendi. Yani düşünün yürütmeyi bir kişiye veriyoruz. Bir kişiye. O yürütmedeki bir kişi kendisine sınırsız sayıda yardımcı ve bakan atıyor. Yemin yoktu. Ya insaf yani milletvekili olarak biz parlamento üyesi olarak yemin içiyoruz. İçmek zorundayız. Ama yürütmede bu yoktu. Bu açıkta kapatıldı. Yani bu önergeler öyle tartışılmayacak önergeler değil. Bu yönüyle Sayın Parsak hala çalışmanızın hummalı bir şekilde devam ettiğini fark ediyoruz. Yani bunu da iletmiş olayım. Çok aceleye gelmiş ve gerçekten öyle bir acele ki ben gece konuşmayı pek beceremem aslında ama kendimi zorluyorum. Hani iyi bir konuşma anlatabileyim diye. Peki bu soruşturmalar nasıl olacak? Bir şema çıkardım. Yani iyi anlaşılsın diye ama size gösteremiyorum. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar şöyle yargılanabilecek. Yani sistem böyle kurulmuş. İlk sırada hani meclis ve cumhurbaşkanı, başkan daha doğrusu, aynı gün aynı çoğunlukla seçiliyor ya, meclis ve başkan aynı çoğunluğa dayanıyor. Yani aynı iradedeler aslında. Farklı bir irade yok orada. Salt çoğunlukla, meclisin salt çoğunluğuyla soruşturma istenebilir diyor. Madde böyle. Salt çoğunluğu bulabilirse, bizce bulamaz. Ha yani bulamaz. Diyelim ki buldu. Hani iyi varsayımla meclis silkindi ve dedi ki ya ben şu Cumhurbaşkanı yardımcısını şikayet ediyorum ve soruşturma açılsın. İkinci aşama ne? 5'te 3 çoğunlukla soruşturma açılabiliyor. Bunu nasıl yapacak? 5'te 3 bulunabilecek mi? Yani Cumhurbaşkanı yardımcısını biz gerçekten Yüce Divan'a göndermek istiyoruz. Büyük bir hırsızlık yaptı. Büyük bir yolsuzluk yaptı. Yüz kızartıcı bir suç işledi. Olur ya. Hani tarihte var. Birçok ülkede var. Bunun için 5'te 3 lazım. Ama garanti ne? Meclis benden yana. Meclis arkamda. Ben onu yaptırmam ona. Yok. Şimdi bunu da geçtik. Bunu da varsayıyorum. Hani iyi ihtimalle 5'te 3'ü de aldık. Hani vekiller bir şekilde direndi. Sonra partiler arası bir komisyon kuruluyor. Hani şimdi kuruluyor ya Aladağ için, işte Ensar Vakfı için herkes gücü oranında sayısına göre komisyona üye veriyor. Komisyonun karar alma nisabı belli. Bu komisyondan o Cumhurbaşkanı yardımcısının ve bakanın Yüce Divan'a sevki için o komisyondan bir karar çıkması lazım. O komisyondan karar çıkarabilir miyiz? Yani bence çıkaramayız. Mümkün değil. Diyelim ki ondan da çıktı. Sonra nereye gidiyor? Genel kurula. Genel kurula yani bu olamayacak. 3 aşamayı atladım. Aslında imkansız. Burada 3'te 2 meclis genel kurulunda Cumhurbaşkanı yardımcısını
sevk edebilir ücret var. Üçte iki. Çok ciddi bir nisaptır bu. O kadar ciddidir ki meclis tarihinde çok az bulunur. Bu sevk edilemez demektir. Ben Cumhurbaşkanı yardımcılarımı ve bakanlarımı sonuna kadar korurum. Ancak ben karar alıp meclise talimat verirsem ki o da çok olası değil uygulamadan. Böylece bu suçlar cezasız kalacak. Tıpkı 17-25 Aralık'ta yaşadığımız komisyon deneyimi ve diğer deneyimler gibi. Diyelim ki bunu da geçti. Yüce Divan'a gidiyor. İmkansız ötesi bir şey. Anayasa Mahkemesi'ne yani. Anayasa Mahkemesi kime bağlı biliyoruz. Anayasa Mahkemesi'ne ilişkin değişiklik yok. Nasıl olacak? Hani böyle hani o diyorlar ya neydi deveye hendek atlatmak. İmkansız ötesi bir şey kurgulanmış bu maddede. Bu çok tehlikelidir. Hiçbir başkanlık sisteminde hepsini mümkün olduğunca inceledim. Asla ve asla yürütme böyle bir zırha bürünmemiştir. Yani bu suç işlenebilir özgürlüğü otomatikmen zaten vermek anlamına gelir. Peki değerli arkadaşlar bu anayasa değişikliğinde başka çelişkiler yok mu? Çok. Mesela şey yok değerli arkadaşlar. Yemin değiştirilmemiş. Cumhurbaşkanı yemin içecek. Burada çok tartışmadık. Tarafsızlık yemini içecek. Cumhurbaşkanı artık taraflı. Cumhurbaşkanı genel başkan olabilecek. Genel başkan olabilecek bir cumhurbaşkanı nasıl yemin içer? Tarafsızım diye. Bu yemine bağlı kalmak zorunda. Şimdi anayasanın diğer maddesi bu şekilde göz ardı edilmiş oluyor. Ve bu çok tartışılan meselelerden biridir. Şimdi mesela 103. madde. Bununla doğrudan bağlantılı. Yine başka bir bölümde bir maddeyle dünya anayasacılık tarihine inanılmaz negatif bir katkı yapılıyor. Pozitif demek isterdim. 19. maddede, tek bir maddede 58 anayasa maddesi değiştiriliyor. Böyle bir şey yok. Her anayasa maddesi 175'teki usule göre değişir. Tek bir virgül bile değiştirsen, tek bir kelime bile değiştirsen sen 175'e uymak zorundasın. Uymazsan o anayasa değişikliği bırakın meşruiyeti yasal olarak, anayasal olarak değiştirilememiş oluyor. Şimdi burada geldiğimiz noktada hep torba anayasa, torba yasa, çorba yasa diyoruz ya hani metafor olarak. Bu torba bir anayasa. Bir maddeyle biz 175'i atlıyoruz. 100 kaçtı? 3 müydü? Yemini atlıyoruz. Bütün anayasayı kendimizce bu değişiklik sistemine yani hani kesmediniz bu arada teşekkür ederim. Toparlamaya çalışıyorum. Ama sanırım kötü bir konuşma yapmıyorum. Yani hayır, kesinlikle kötü değil. Yalnız mümkün olduğunca teknik, yani gerçekten çok ciddi risklere işaret etmeye çalışıyorum. Bu da kabul edilemez bir mesele. Değerli arkadaşlar, bir de diyoruz ki Cumhurbaşkanlığı'nın tarafsızlığını kaldırdık bu metinde. Fakat organlar arasındaki uyumu sağlama yetkisi de ona veriyoruz. Hangi organ? Kendisiyle kendisinin genel başkanı olduğu seçim listesini hazırladığı, milletvekili seçtirdiği meclisle arasında kendi arasında uyum sağlayacak. Arkadaşlar yok ki üçüncü bir güç. Kendisi ben ve benim milletvekillerim. Bari o cümle olmaz yani bu gerçekten artık komik oluyor gerçekten. Ne uyumu sağlıyorsunuz? Öyle bir şey yok. Öyle bir şey olamaz yani. Burada anayasanın sistematiği allak bullak olmuş durumda. Bir de milletin, devletin birliğini temsil etme görevi. Onu yarınki konuşmalarda artık değerlendiririz. Çok geç oldu. Yani bir kişiye kendisiyle diğer organla arasında uyum sağlama görevi verilmesi tıpkı mesaj verme gibi gerçekten bütün dünyayı Türkiye'ye güldürecek. Ben şimdiden söylüyorum. Anayasacılar bunun üzerine yüzlerce sayfalık makale yazacaklar, haber vereyim. Kafayı yiyecekler yani. Diyecekler ki burada ne düşündüler? Tabii
bu arada yani başkana güveniyorum. Ya ben derdim gerçekten anlatmak. Sayın yoksa Sayın gecenin bu saatinde benim de uykum geliyor. Ben de yoruldum yani onu söyleyeyim. Biliyorum, bitiriyorum. Yok, bitiriyorum. Ayrıca benim mi? Bu dediğim noktaların hepsi gerçekten anayasacılıkta çok büyük defeklerdir. Hani ben bunu laf olsun diye söylemiyorum. Aslında siyasi değerlendirmem de vardı. Onları yine yarın yapacağım gecenin bu saatinde. Ama şunu söyleyeyim. Gerçekten bu madde bir kere bütün paket gibi böyle toptan çöpe atılmalı. Bunu kim yazdıysa Sayın Parsak 2013'te o kadar çalıştık. Her satırı o kadar tartıştık ama burada sistematik yok. Parsak'ı suçlamıyorum bu arada. Çünkü bir uzlaşma metni. Sayın Beşiktaş. Bir uzlaşma. Bitiriyorum başkan tamam. Lütfen. Bitiriyorum. Şimdi kız. Herkes gayet duyuyor. Ben şunu ifade edeyim. Komisyonumuz gündeme hakimdir. Bunu ifade edeyim. Burada komisyonunuzun hakim olduğuna inansam asla böyle bir sistematik çalışması yapmazdım. Teşekkür ederiz. Yani sistematiği sırf anlatmak için çıkardım. Burada kesinlikle sakıncalar, riskler çok ciddidir. Bu metin böyle gece yarılarına kadar, sabahlara kadar çalışarak düzeltilebilecek bir metin değildir. Hani diyorlar ya deveye diyorsun ki eğri neydi? Neren eğri diyor ki? Neren doğru ki? Yani bunun hiçbir doğru yanı yok. O yüzden gelin bunu baştan şu mutfağa geri çekelim. O mutfağa hepimiz girelim. Yeni demokratik, hayır bunu inanarak söylüyorum. Hepimiz birlikte o mutfakta kolları sıvayalım, yeni bir anayasa yapalım. Hepimiz birlikte rahatlayalım diyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın Beştaş teşekkür ediyorum. Konuşma ben, sırası Sayın Kamil Okyal evet. Sındır Bey'de. Sayın Sındır buyurun. 33. Buyurun Sayın Sındır. Herhalde son konuşmacıyım ya da öyle mi? Yok iki tane daha var. Neyse. Sonra bir madde biz daha var. Halen salonda bulunan ve bu ülkeye geleceğine sahip çıkmak adına burada bulunan ve sabırla bulunan bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Şimdi değerli arkadaşlar. Bir kere bu anayasa teklifinin Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 14 yıldır bu ülkeyi yöneten Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 14 yıldır bulunduğu iktidarda başarısız olduğunu bir itirafı olduğunu görmek lazım. Çünkü bu anayasa teklifinden çıkan anlam şu. Biz 14 yıldır parlamenter demokratik rejimde her türlü yetki, sorumluluk, çoğunluk, İstediğimiz gibi kanunlar çıkarabiliyoruz, her şeyi düzenleyebiliyoruz ama biz beceremedik. Bir tek adam gelsin de şu ülkeyi bir düzelsin. Anlaşılır bir şey değil. Şimdi değerli arkadaşlar, diğer yandan bir kişi anayasaya uymuyor diye şu anda hepimiz bu salonda bir komisyon, bir teklif konuşuluyor, tartışılıyor. 550 milletvekili harıl harıl fiili durum var. Bu fiili durumu şey yapalım. Anayasamızı bu fiili duruma düzenleyelim diye. 80 milyon insan zihinleri, beyinleri bunun için yoruluyor. Ve herkes bu anayasa değişikliğiyle uğraşıp duruyor. Sadece ne için? Bu ülkede bir zat-ı muhterem şu anda Sayın Cumhurbaşkanı gönlüne göre bir anayasa istiyor, bir teklif hazırlanıyor ve biz de bunu konuşuyoruz, tartışıyoruz. Demokrasi ayaklar altına alınıyor. Demokrasinin çok temel ilkeleri var. Bunlara girmeyeceğim ama bunlardan bir tanesi ki en önemlisi çoğulculuk ilkesidir. Çoğulcu, katılımcı anlayışın yerine dayatmacı bir çoğunluk diktatörlüğü anlayışıyla bir anayasa metni hazırlanıyor. Yine aynı çoğunluk diktatörlüğü anlayışıyla meclisten geçirilmeye çalışılıyor. Ve bu anayasa teklifiyle gerçekleştirilmek istenen rejim değişikliğinin ne kadar demokratik olduğu
ne kadar temsiliyetçi olduğu, çoğunluğun nasıl iradesini temsil edeceği ve çoğulcu anlayışın ne kadar güvencesi olabileceğini de sormak istiyorum. Anayasa bir toplumsal mutabakat metnidir. Böyle olması gerekir. Bu metin hazırlanırken dahi nasıl ki kanun tasarıları taslak halinde kişilere, kurum kuruluşlara, ilgili uzman kişilere gönderilerek, görüşleri alınarak kanun içeriği düzeltiliyorsa da bunun gibi ben merak ediyorum. Bu anayasa değişikliği teklif hazırlanırken bu ülkedeki sivil dinamikler, sivil toplum kuruluşları, emek örgütleri, akademik ve meslek kuruluşları, diğer meslek kuruluşları, ticaret, sanayi, esnaf odaları gibi iş dünyası, üniversiteler, yüksek yargı organları ve benzeri daha toplumun nice sivil dinamiklerinin görüşleri, düşünceleri alındı mı? Bu ülkede sadece Sayın Profesör Doktor Burhan Kuzu mu vardır anayasa uzmanı, profesörü? Başka anayasa profesörleri yok mudur? Bunlar ne der? Bunların düşüncesi nedir? Nasıl bir mutabakat olacak? Bu metin toplumu nasıl temsil edecek? Şimdi değerli arkadaşlar, tabii anayasanın başlangıç kısmı benden önce çok ifade edilmiştir. Zaten burada bu konuları konuşmanın, tartışmanın bile mevcut anayasaya aykırı bir durum olduğunu da bir kez de ben bunu kayıtlara sokmak istiyorum. Anayasanın başlangıç kısmında başlangıç ilkelerinde kuvvetler ayrımı tanımı yapar ve ikinci maddesinde de başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan demokratik laik sosyal hukuk devletidir der. Ve dördüncü maddesi de ikinci maddenin bu hükmünün değiştirilmesinin teklif dahi edilemeyeceğini söyler. Dolayısıyla böbürlenerek kuvvetler ayrılığı neymiş, kuvvetlerin birleşimi, kuvvetlerin bütünlüğü esastır anlayışıyla anayasa yapılıyorsa burada biz daha mevcut anayasaya aykırı fiili bir durum yaratıyoruz ki bu salonda bulunmamız bile anayasal bir suç. Bunu tartışıyor olmamız dahi anayasal bir suç. Bunu altını çizerek belirtmek istiyorum. Şimdi getirilmek istenen Cumhurbaşkanı yasamayı kontrol edecek, yargıyı şekillendirecek, devleti yapılandıracak, uluslararası ilişkileri o belirleyecek, bürokrasiyi ve devleti o şekillendirecek, milli güvenlik politikalarını belirleyecek, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanılmasına, o hal ilan edilmesine o karar verecek. Tüm bu yetkilere karşı da denetlenmeyecek. Değerli arkadaşlar, söz konusu üzerinde görüşme sunduğumuz, düşüncelerimizi sunduğumuz maddenin hükmünde Cumhurbaşkanı'nın yardımcıları, Cumhurbaşkanı'na vekalet ve bakanlara dair bir hüküm var. Mevcut Türkiye Cumhuriyeti Anayasamızın, gerçi artık bu yeni anayasa ne kadar Türkiye Cumhuriyeti Anayasası olacak yoksa Cumhurbaşkanı Anayasası mı olacak anlaşılır değil ama Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın içerisindeki zaten Bakanlar Kurulu diye bir kurul söz konusu değil. Devleti yöneten hükümetin kaldırılması ve bakanlar arasındaki istişarenin tek bir kişiye istişareye ihtiyacı olmayan, her şeyi bilen, her şeyi yönetebilen bir kudrete teslim edilmesi gibi bir sonuç ortaya çıkıyor. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanların da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne milletin iradesini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı sorumlulukları değil, bütün yardımcıların, bakanların Cumhurbaşkanı'na karşı sorumlu olması da bir başka maalesef sorun. Cumhurbaşkanı geçerli oyların çoğunluğuyla seçilecek. Yani %51 oy alan, %50.0001 oy alan bir kişi Cumhurbaşkanı olacak. Ve bütün bu yetkileri kullanacak. Oysa ki şu anda
Bakanlar Kurulu bir koalisyon imkanı da olduğunu düşünürseniz ve Bakanlar Kurulu'nun meclisten, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden sadece çoğunluk diktatörlüğü anlayışıyla değil, yani mecliste çoğunluğu temsil eden parti değil, koalisyon imkanları da sunarak güven oyu alması şartını getirirken, şimdi bu da söz konusu değil ve Bakanlar Kurulu diye bir kurul ortadan kaldırılmış ve bu yeni durum karşımıza çıkartılmış durumda. Değerli arkadaşlar, bu anayasanın bize sorulan anayasanın bir tek adam rejimi olduğunu, bir diktatörlüğe evrilecek, ki zaten evrilmesine gerek yok. Söz konusu bütün hükümler diktatörlüğü sağlayacak bir durum ortaya koyuyor. Tek adam rejimine dayalı bir dikta rejimine doğru ülkemizi evirdiğini, yani bir adamın aklının 550 milletvekilinin aklından çoğulcu ortak akıl kararlarına daha çok tercih edildiği, tek adamdan korkan bir yargı sistemiyle karşı karşıya geleceğimizi, tek adamdan korkan yürütme organları, tek adamdan korkan yasama organı gibi bir durumun söz konusu olacağını söyleyebiliriz. Sözlerimi şu son tümceyle bitirmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, bu anayasanın üreteceği tek sonuç vardır: dikta rejimi ve faşizmdir. Teşekkür ederim. Sayın Sındır, teşekkür ederim. Sayın Sındır, teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, konuşma sırası Sayın Fatma Kaplan Hürriyet'te. Fatma Hanım, şuraya da geçebilirsiniz. Geçin geçin, buraya da geçebilirsiniz. Geçin. 33'ten devam edebilirsiniz. Ha, pardon, 34 numaradan. Sayın Hürriyet. Buyurun. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 9 gündür daha adı bile doğru dürüst belli olmayan, kimisinin Cumhurbaşkanlığı, kimisinin başkanlık dediği, bana göre garabet bir sistemi öngören, padişahlıktan bile öte bir sistemi öngören bir değişim, rejim değişikliğini içeren bir anayasa paketini konuşuyoruz yaklaşık 9 gündür. Hangi koşullarda? OHAL koşullarında, ülkemizin neresinde bomba patlayacağı belli olmayan terör koşullarında, kimsenin mal ve can güvenliği kalmayan bu koşullarda ne yazık ki bu anayasa paketini konuşuyoruz. Kim getirdi bu noktaya? Şu andaki koşulların sebebi, eğer 14 yıldır bu ülkeyi tek başına yöneten AKP iktidarı olduğuna göre, bu noktaya getirme konusunda da bir numaralı zanlı yine sizsiniz. 14 yıldır ne istediniz de yapamadınız ve şimdi bu diktatörlüğe neden ihtiyaç duyuyorsunuz? Aslında amaç ve niyet belli. Yıllardır Cumhuriyet rejimi kurumları ve kazanımlarını yok etmeyi zihniyetiniz altında beslediniz ve büyüttünüz. Şimdi hayata geçirmek istiyorsunuz. Ve bu teklife, bu cumhuriyeti yıkma rejimine evet diyecek 330 vekil olacaksa, bence bu ülkede herhalde başka darbeci aramaya gerek yoktur diye düşünüyorum. Türkiye'nin en önemli sorunu terör. Evlatlarımız ülkenin dört bir yanında terör belası yüzünden şehit olurken, sınır ötesinden acılı haberleri almadan bir günümüz bile geçmez oldu. 14 yıldır terörle etkin mücadele yerine seçilen müzakere pazarlığı ve FETÖ gibi çetelerle işbirliği sonucunda Türkiye güvenli olmaktan çıktı. Rusya Büyükelçisi'nin ölümü üzerindeki şaibeler hala ortada duruyor. Büyükelçinin katili ister FETÖ'nün intihar timi olsun, ister Nusra'nın ölüm makinesi olsun, ama hükümet öncelikli olarak böylesi uyuşturulmuş bir katilin nasıl polis yapıldığını açıklamak zorundadır. Şartlar böyleyken, az önce de söyledim, biz bu garabet paketi konuşuyoruz, bu sistemi konuşuyoruz. Başbakan Binali Yıldırım
Başkanlık istiyoruz sloganlarına merak etmeyin. Meydanları sınacak. Başkanlık gelmezse ülkenin bölünme riski var. Başkanlık kapısı 15 Temmuz gecesi açılmıştır dedi. Yani 14 yıldır iktidarınızda ülkeyi bölme noktasına getirdiğinizi itiraf etti. Yani başkanlık gelmezse yönettiğim ülke bölünür demek, ülkeyi yönetemiyorum demenin de başka bir şeklidir bana göre. Halbuki ne demişti Numan Kurtulmuş? Terör belasını bütün imkanlarımızı kullanarak sona erdirmek esas amacımızdır. Başkanlık sistemini gündeme getirmek sonraki hedefimiz dedi. Ama esas amaç saptı. AKP tipi başkanlık ve tipi kaymış bir sistem gündemimizin bugün en ortasına oturdu. Nedir bu başkanlık sevdanız? Yangından ne kaçırmak istiyorsunuz diye sormadan tabii ki edemiyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 1 Kasım 1922 tarihinde kaldırdığı saltanatı 94 yıl sonra yeniden mi canlandırmaya çalışıyorsunuz? Çünkü bu sistemle Cumhurbaşkanı'nın eline yasamayı tamamen teslim ederek ona kanun çıkarma yetkisini değil adeta ferman çıkarma yetkisini veriyorsunuz. Tam da saltanatın kaldırılışının 94. yılında yani bu sistemle gelecek anayasa ferman anayasasıdır bize göre. Kusura bakmayın ama bu kadar yetki maalesef bir canavar yaratır. Ve bu canavar gün gelir öncelikle sizi boğar. Yani AKP'yi, Adalet ve Kalkınma Partisi'ni. Getirdiğiniz sistemin elleri boynunuza geçtiğinde ben ne yaptım dersiniz. Ama bunun için çok geç olur. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer döneminde Cumhurbaşkanı yetkileri çok fazla diye şikayet ediyordunuz. Peki şimdi ne değişti diye sormadan da edemiyoruz. Anayasalar bir iktidarı güçlendirme aracı değildir. Tam tersi anayasalar iktidarları sınırlayıp milleti güçlendirme aracıdır. Getirdiğiniz anayasa demokratik cumhuriyetten dikta rejimine geçiştir. Bu da kelimenin tam manasıyla rejim değişikliğidir. Sizin önümüze koyduğunuz kurallara baktığımızda yasama ve yürütme ittifakını içine alan yasama alanına müdahale edilebilecek, meclis denetimine kapalı, geniş veto yetkisi olan, denge ve denetleme mekanizmasının olmadığı, anayasal kurumlar üzerindeki idari ve siyasi vesayet kuracak olan, çoğulcu demokratik rejime aykırı, parti başkanı olarak hem bürokratları atayacak, hem Milli Güvenlik Kurulu'na başkanlık yapacak, hem Hakimler Yüksek Kurulu üyelerini, Anayasa Mahkemesi Yüksek Yargı üyelerini belirleyecek, hem milletvekillerini belirleyecek, hem de devletin ve milletin birliğini temsil edecek. Sistemin aslında başlıklar halinde özeti bu. Yani kazananın her şeyi kazandığı, kaybedenin her şeyi kaybettiği, bu sistem uzlaşıyı değil kutuplaşma eğilimlerini teşvik eder, yürütme erkini kişiselleştirir. Ne diyor Burhan Kuzu? Kitabında hepimiz atıf yapıyoruz, hep sözlerine atıf yapıyoruz. Adı en çok geçen ama hiç kendisi görünmeyen. Evet, adı en çok geçen kendisi görünmeyen. Diyor ki, Güney Amerika ülkeleri temel ilkeleri değiştirdiklerinden başarılı olamamışlardır. Örneğin başkana kanun hazırlama imkanı verilmiş ve gerektiğinde parlamentoyu dağıtma yetkisi tanınmıştır. Böyle bir sisteme başkanlık sistemi denilemez. Bu nedenle burada uygulanan sisteme başkancıl sistemler denmektedir. İşte kim ne için istiyor? Aynen Burhan Kuzu'nun dediği gibi bu başkancıl sistemini herhalde artık herkes farkında diye düşünüyoruz. Anadolu'da bir söz vardır. Tilkinin bağladığı çakalın kurtardığı aslandan kral olmaz. Sizin de yaptığınız bu sistemden bu ülkeye ne yazık ki hayır gelmez. Cumhurbaşkanı yetkilerini kısıtlıyoruz diyorsunuz ama şimdiki sistemden 10 kat daha yetkili bir cumhurbaşkanı getiriyorsunuz. Yasama, yürütme ve yargıyı yani devletin 3 erkini bir elde topluyorsunuz. Yargılanması 10 kat zor ama suç işleyebilme fırsatı 10 kat daha fazla bir sistem. Seçilecek kişi hem partili olacak hem de tarafsızlık üzerine yemin edecek. Bu da bir çelişki. Bir tek kişi seçilecek, geri kalan her şeyi o kişi seçecek. Koltuğu hariç her şeyi satabilecek. Üstelik 14 yılda sürekli kandırılanların, yaptığı hatalara karşı hesap vermeyen ama sadece Allah affetsin diyenlere tüm yetkileri vermekten bahsediyoruz. Yani şaka gibi hakikaten. Bir kişinin eline bir satır vereceksiniz. İstediğini asacak, istediğini kesecek. Ama unutmayın ki göstere göstere bilediğiniz bu bıçak önce sizi kesecek. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ben Cumhurbaşkanı'nın üzerinde bir yük olduğunu düşünüyorum. Ve ilk fırsatta bu sistemle birlikte bu yükten de kurtulmak istediğini düşünüyorum.
Parti ve Cumhurbaşkanı uygulaması olmayan suni bir sistem diyor Sayın çok değerli milletvekilimiz, Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilimiz Sayın Parsak. Evet, yazmış olduğunuz bir makalenizde, TASAV'da yayınlanan bir makalenizde aynen suni bir sistemdir diyorsunuz partili cumhurbaşkanlığı için. Hatta ne diyorsunuz? Ne olduğu bir türlü söylenemeyen tüm tipi başkanlık sistemi acaba insanların kurallara değil, başkana itaat ettiği bir sistem mi olacak? Bu sistem olursa telafisi imkansız, zararlar ortaya çıkacaktır diyor. Aynı bizim de katıldığımız gibi. Keşke hala aynı düşüncede olsaydınız. Biliyorum çok sabırla bu konularda sizlere yaptığımız eleştirilere cevapladınız. Öncelikle bu nezaketiniz için de teşekkür ediyorum ama bunları bir kere daha bana göre gözden geçirmek lazımdır diye düşünüyorum. Ve inanın değerli arkadaşlar, bu anayasa paketiyle nasıl bir ateşle oynadığınızın farkında bile değilsiniz. Millet iradesinden bahsediyorsunuz. İki lafınızdan biri milli irade. Ama Cumhurbaşkanı'na vermek istediğiniz parlamentoyu, fesih yetkisini bu milli irade savunmalarınızda nereye koyacaksınız? Öneriye göre başkanın görev süresi 5 yıl. 2 dönem görev yapacak. Ancak seçim yenilenirse bir dönem daha görev yapabilecek. Başka bir deyişle başkan parlamentoyu feshederek görev süresini 15 yıla kadar çıkarabilecek. Mugabe'yi size bahsetmek istiyorum. Mugabe'yi bilir misiniz? Gabriel Mugabe. Afrika ülkesi Zimbabwe'de 1987 yılından bu yana devlet başkanlığı makamında bulunuyor. Güncel olarak da görevi başındaki en yaşlı devlet başkanı konumunda. İşte bir Mugabe olmak istiyorsunuz aslında. Anayasayla yaptığınız diktatörlük sisteminin sizden sonra size dokunmayacağını nereden biliyorsunuz? AKP'nin sonsuza kadar var olacağını düşünüyorsanız maalesef büyük bir yanılgı içindesiniz. Düşünün ki AKP çöktü. AK Parti gitti, PAK Parti geldi. Mesela olur ya, 10 yıl sonra geçmişten intikam almak isteyen adamın bir tanesi çıktı, başkan oldu. Olmaz demeyin, Amerika'da Trump'ı düşünün değil mi? Olur ya o da. Ne yapacaksınız? Geçmişten intikam almaya yemin etmiş bir adam 10 yıl sonra başkan oldu. Artık onu siz düşünün. Oturduğunuz koltuklara sizleri tabii ki mıhlamadılar. Elbet siz de gideceksiniz. Tarih sayfalarına karışacaksınız. Hem de kendi getirdiğiniz bu başkanlık sistemiyle tarih sayfalarına karışacaksınız. Ayrıca meclisin yeni anayasa yapma yetkisindeki tüm kurallara rağmen bizim siyasal gücümüz var. Biz anayasayı takmıyor ve yetkimizi de kendimiz belirliyoruz denirse anayasal suç işlenmiş olur ve o zaman da bunun adı anayasaya karşı darbe olur. Yapılan anayasa meşru olmaz. Bu ülkede değerli arkadaşlar sadece 15 Temmuz'da darbe olmadı. Bu ülkenin dibine dinamit koyuyorsunuz. Yargıyla bu kadar oynarsanız, HSYK ile bu kadar oynarsanız gün gelir darbeleri kendi elinizle hazırlarsınız dedik. Nitekim öyle oldu. Şimdi de aynı şeyi yapıyorsunuz. 20 Temmuz darbesiyle getirdiğiniz sözde hukuku yaratmaya çalışıyorsunuz. Eğer hukuk üstün olacaksa, ülke katma değer ve pozitif bilim üretecekse, sizden olmayan istediğini yiyip yiyecekse, ülke bürokrasisi tarikatlara, şeyhlere, biat edecek örümceklere teslim edilmeyecekse, yandaş müteahhitlerin borcu silinmeyip ARGE firmaları desteklenecekse, hırsızlar ve tecavüzcüler aklanmayacaksa, ülkemin her karış toprağında öldürülme ve bomba ile paramparça olmayacaksa, asgari ücret 5.000 lira olacaksa mesela, benzin mazot fiyatları yarıya düşecekse, kıymanın etin kilosu 15 liraya düşecekse, bazı ünlü inşaat firmalarının 50 metrelik daireleri 800 binden 100 bine düşecekse, emeklilerin, taşeron işçilerin, 4C'lilerin, atanmayan öğretmenlerin, sosyologların, birçok kitlenin sorunu çözülecekse, biz huzurlu, siz mutlu olduktan sonra biz tabii ki bu isteklerimize karşı çıkmayız. Ama getirdiğiniz sistem, bu anayasa paketine baktığımızda sizinle aynı Türkiye Cumhuriyeti'ni istemediğimiz buradan belli oluyor. Başkasının çizdiği çizgiden gitmek özgürlüğe dokunur. Amacınız aslında herkesin özgürlüğüne dokunmaktır. Tekerlekleri patlak bir kamyonun direksiyonu iyi olsa ne olur, olmasa ne olur. Sizin istediğiniz aslında bir müdürlük rejimidir. Sayın Hürriyet, toparlar mısınız? Bu rejim can ve mal güvenliği dahil tüm özgürlükleri yok eder. Demokrasi treninden inmek isteyenler için tam da beklenen bir duraktır bu sistem.
seçimle gelip seçimle gitmek istemeyen AKP hükümetinin bir dayatmasıdır. 14 yıldır iktidar olmuş bir partinin ülkeyi yönetemediği gerekçesiyle ülkenin tepesine kuş kondurulacağı zannedilen bir sistemdir aslında. Sahra Altı Afrika'sında olduğu gibi patronlu başkanlık sistemidir. Kimisinin başkanlık, kimisinin Türk tipi diye daha ismini bile koyamadığı sakat bir sistem. Bir de bu paketi emekçilerin hakları açısından da bir değerlendirmek istiyorum. Bana göre tam bir fiyasko. Kıdem tazminatının gaspı, kiralık işçi büroları, taşeronlaştırma, esnek çalışma, bütün bu düzenlemeleri... Geçmişe yaptığınız bu düzenlemelere baktığımız zaman bu sistemin patronların savunmasına koşacak bir sistem olduğunu düşünüyorum. Sermayeyi koruyacak, sermayenin ilacı olacak bir sistem olduğunu düşünüyorum. Evet, aynı zamanda anayasa bahane, tek adam şahane. Bana göre bu sistem bu şekilde yola çıkılmış ve seçilmiş diktatör olma hevesinin, isteğinin tezahürüdür. Şu anda hukuk işlemiyor. Bir hukukçu olarak ne yazık ki bunu söylüyorum. İşlemeyen hukukun tabii ki demokrasisi olmaz. Türkiye'deki yargı durumu ortada ama sizin zaten yargıyla bir sorununuz yok. Yargıyla hiçbir sorununuz yok. Sizin sorununuz yargıyı kimi kontrol edecek? İşte bu da ayrı bir sorun olduğunu düşünüyorum. Tabii tersinden de bakmak lazım. Bugüne kadar işlenen suçlar ve bundan sonra işlenmesi muhtemel suçları düşündüğümüzde Sayın bu Hürriye, sistemde... Toparlar mısınız lütfen? Toparlıyorum başkanım. Lütfen. Toparlıyorum. Bekleyiniz azıcık. Lütfen. Aslında siz haklısınız. Bana göre az bile yetkiler. Yani o suçları korumak adına, kamufle etmek adına az bile yetkiler getiriyorsunuz diye düşünüyorum. Tabii bir sürü örnekleri var birçok ülkelerde ama onları vermek istemiyorum çünkü biz şu anda zaten normal başkanlık sisteminde konuşmuyoruz. Yani otoriter ne olduğu belli olmayan ucube bir sistemden bahsediyoruz. Sizin bugüne kadar ortaya koymuş olduğunuz işte darbeleri engeller, istikrar getirir, bunların hepsini boşarı çıkaracak o kadar çok dünya ölçeğinde uygulamaları var ki inanın bunları biz anlatsak burada zamanımız yetmez. Ama önemli bir örnek vermişti Sayın Cumhurbaşkanı, Meksika'dan bahsetmişti. Hakikaten Meksika örneğine uyuyor. Çok ciddi olarak bu getirdiğiniz sistem Meksika'daki örneğe aynen uyuyor baktığınız zaman. Hatta şöyle de bir Sayın Hürriyet, toparlar mıyız lütfen? Orada. Sayın Hürriyet. Sayın Hürriyet. Boyutu. Sayın Hürriyet, toparlar mıyız lütfen? Evet. Son birkaç şey söylüyorum, bitireceğim. Sayın Hürriyet, toparlayın. Meksika örneğini incelediğinizde göreceksiniz orada da cidden. Hani uygulama itibariyle. Uygulama. Hayır, çelişmiyoruz. Sayın Hürriyet. Son olarak çok önemli olduğunu düşünüyorum. Önemli konulardan biri. Bu sistem federasyonu getirir. Federasyonda parçalanmayı getirir. Parçalanmaya sebep olabilecek tehlikeli bir sistemdir. Bu yıllardır derin yapılanmaların arka plandan devleti yönetmek isteyenlerin fayda değerli sağlayacağı... Değerli arkadaşlar lütfen karşılıklı konuşmayalım, hadi bir dinleyelim. Son birkaç cümle. Değerli arkadaşlar. Bu sistem Öcalan'ın ve PKK'nın savunduğu modellerden bir tanesi. Bunu nereden anlıyoruz? İmralı tutanakları. Günlerce yapılan müzakerelerden ortaya çıkan İmralı tutanaklarında Sayın defalarca Öcalan'ın... Bir saniye Sayın Başkan, önemli bir konu. Ama... İki cümle. Ama Erdoğan'ın da eyalet sistemi üzerine söylediği birçok sözler var. Burada defalarca açıklandı. Özellikle Kürt raporu üzerine Lazistan, Çerkezistan şeklinde 30 Mart 2013 tarihinde söylenmişti. Son başkanım, yani konular itibariyle belki rahatsız etmiş olabilir ama. Estağfurullah, biz içeriye itiraz etmiyoruz ama evet. Sürece yürütmeye yönelik yükümlülüklerimiz var biliyorsunuz. Öcalan'ı biz başkanlığı destekleriz. Bu konuda AKP ile Erdoğan'la ittifaka varız sürecin demesinden de. Sürecin takdirini halkımız yapıyor. Buradan aslında nasıl bir bölücü bir sistem olduğunu buradan söylemekte de yarar olduğunu düşünüyorum. Bir de Milliyetçi Hareket Partisi'ni ilgilendiren bir Sayın Hürriyet. Sayın Hürriyet. Sayın 6. 7. bitirelim değişiniz ama bak lütfen sırada arkadaşlarımız var. Ve 12. Peki. Maddeye devam edeceğiz. Yok, sataşmıyorum. Sayın Hürriyet lütfen. Sataşmıyorum.
yapmadık. Evet, son olarak biliyoruz ki korkuyorsunuz, saraydan korkuyorsunuz, yargılanmaktan korkuyorsunuz. Korkmalısınız da. Çünkü her AKP'linin başına gelebilecek şeyler bunlar. Sizi bu ferman anayasası bile inanın kurtaramayacak. Şöyle sağlam bir şefkat tokatına ihtiyacınız olduğunu düşünüyorum. Ve bu tokatı 7 Haziran'da olduğu gibi sandıktan size vatandaş atacak ve siz tarihe karıştığınızda bugünlerden geriye sadece yarınlar için direnenler kalacaktır diyorum. Komisyonumuzu saygıyla selam. Sayın Hürriyet, çok teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, konuşma sırası Sayın Kemal Zeybek'te. Sayın Zeybek kaç numara? Sayın Zeybek kaç numara? Değerli arkadaşlar bir saniye. 16. Çalışacağız tabii ki. Buyurun, buyurun. Buyurun Sayın Zeybek. Herkes konuşuyor zaten. Ama hiç kimse de hakkını kötüye kullanmamak. Değerli arkadaşlar, değerli arkadaşlar, değerli arkadaşlar, değerli arkadaşlar, bir hususu ifade edeyim. Ondan sonra değerli arkadaşlar, biliyorsunuz Sayın Kemal Zeybek 2 gün önce bir rahatsızlık geçirmişti. Ben kendisine tekrar buradan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Lütfen bu çerçevede dinlersek iyi olur diye düşünüyorum. Buyurun Sayın Zeybek. Sayın Başkanım, süremi yeniden başlatsa alıyor. Tamam, süreyi yeniden başlatalım. Ben buradan başlatayım. Evet, başlatın. Buyurun. Buyurun. Sayın Başkanım, saatin 3:30, gecenin 3:30'unda burada bulunmamız, yeni anayasanın oluşturulmasını şekil vermemiz açısından çok önemli. Tabii ben diğer arkadaşlarımın konuştuğu gibi ben de aynı şeylere belki aynı parmak basacağım ama çünkü geleceğimiz açısından çocuklarımız, torunlarımız gelecek tarihi açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Anayasa değişikliği Türkiye Cumhuriyeti'nin layık, demokratik, sosyal hukuk devlet yapısına... Değerli arkadaşlar, salonda bir uğultu var. Her yetki elinde ama sorumsuz, hesap vermeyen bir cumhurbaşkanından yetkisini oluşturmaya çalışıyoruz. Başbakanlık, bakanlar kurulu kalkıyor. Yürütme yetkisini doğrudan tamamen cumhurbaşkanına veriliyor. Cumhurbaşkanı istediği bakanı atayacak, istediğini anında azledecek. Hükümetin üyelerini başbakanına bağlı olarak bakanlar sadece cumhurbaşkanına hesap verecek. Cumhurbaşkanı meclise hesap vermeyecek. Meclisin ve kurumların hesap sorma hakkı olmayacak. Bakanların hükümetin Türkiye Büyük Meclisi'ne bağlılığı kalkıyor. Cumhurbaşkanı kararnameler düzenleyecek. Bakanları devlet dairelerine, kurum ve kuruluşlarını kaldırılacak. Görevleri belirleyecek. Devletin yetkilerinin hepsini yetkilerinin tamamını kullanacak. Atamalar yaparak hatta tek başına tüm çalışanların, bürokratların disiplin işlerini düzenleyebilecek ama kendisi hiç hesap vermeyecek. Cumhurbaşkanının atadığı bakan bürokratlar emriyle herkesi yolsuzluk, hırsızlık, görevde suistimal yapma dahi sadece Cumhurbaşkanı hesap verebilecek, hukuk yok edilecek, 17-25 Aralık gibi suçüstü yapılacak tüm yolsuzlukları Cumhurbaşkanı kapatabilecek. Cumhurbaşkanı partili olacak, parti başkanlığı yapacak, bunun ardından tarafsız Cumhurbaşkanı olacak. Partisinin milletvekillerini, hakimler, yüksek kurulu üyelerini, Anayasa Mahkemesi'ne, Danıştay üyelerini, Yargıtay Başsavcısını ve Başsavcı Vekilini atayacak.